Evet, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Dur biz de gelelim. Sürpriz. Selam. Selam. Bu yüzden sizi biraz beklettik. Geciktik bugün. Mali bugün yanımda. Aynen, çiçekle gelecektim de. Geçen haftadan sonra. Dekak Düzmece dinledik. Biliyorsunuz biz bu yayınları asla iyi parçayla açmayacağız. Böyle bir kuralımız var. Bugün daha zor olacak. İkimiz birbirimizi direkt fiziksel olarak gördüğümüz için şu an daha çok güleceğiz muhtemelen. Çok güzel gözüküyoruz. Abi evet, ışık bugün düzeldi. Hiçbir ayar yapmadan düzeldi. Telefonum sapıtmış orada belli ki. Sizin görüşmeyeli dünden bu yana gününüz nasıl geçti? Dün bu arada onu tekrar edeyim. Yine her zamanki gibi sağ olsunlar. Elektriğim kesildi. Yayının Allah'tan sonunda kesildi ama bu sefer. Sen Ben yoktum sonunda kalmadın o kadar, çıktığımda. onu bildiğin için diyor. Tam yayını bitirdik, hani biraz abi kenar arkana işlendi mi, o şunlar işlendi mi falan diye bir chatle, yani yeni gelenlerle diyalog kurduğumuz sırada elektrik gitti. Tekrar Allah'tan baştan kaydedeceğim bir şey olmadı. Hatta bu seferlik direkt şey, hani yazdım videonun sonunda, hani şey diye, burada böyle böyle bunlar oldu. İşte çok çok önemli bir şey kaçırmadığın için ben video editiyle uğraşmayacağım diye yazdım bu sefer, ama iki tane önemli ismi unutmuşuz ya. Kim? Manav'ı biliyor musun bilmiyorum. Duydum Yani ama şey, şu an hatırlamam yani muhtemelen. bir de Şey Tandem arasında. var, Fransız. Onu duymadım. Yani şey, onların dahil oldukları bir iki süper grup içerisinde ya da düetlerinde dinledik ama şeyi yapmadık mesela. Çok garip geldi şu an ya Değil böyle mi? deyince. Ama şeyi ayrı slide'da unutmuşum. Onu da artık playlistlerde toparlayacağım size. Kusura bakmayın. Hala biraz amatörlüğüm oluyor. Daha alışamadım hikayesine Olsun. de. Sen ne durumdasın? Sıcak. Haftalı Dışım bir çevirdim günlük. kendim. Ya sıcaktı abi, hakikaten ben bir üşüyorum bir terliyorum. Yine ben önlem olarak kapşonlu sezonuma başladım ya. Sana bir şey soracağım. Ama dürüst cevap ver. Abi beni niye Ecevit koltuğuna oturttun buraya? Abi şu an biraz ev savaş alanı, farkındasındır. Yer Özellikle içimde değişebiliriz. tuttum birkaç Yer dakika. Yok, değişebiliriz istiyorsan. değişmiyorum. Yok yok. Keşke iki tane sandalye Ah sandalyem keşke. olsaydı. Keşke. Alırım sana bir Ya tane da hediye. o zaman Param olunca. bir parçadan sonra ben bunu arkaya götüreyim. Biz parça dinlerken kendime de eşit olsun böyle. Saçmalama. Böyle protokol olmaz olsun. Lanet olsun böyle protokol. Drama devam ediyor mu hala? Ben saldım bir Twitter'ı bir ara bugün. Bulgar abi ne ara geldi? Bu parçalar nasıl Bak. nette de yayınlanıyor demiş Panikonç. Abi nette de neler neler çıkıyor. Hatta size başlamadan bir nette de daha neler çıkmış eskide bakmak ister misiniz? Şaka değil, müthiş bir parça var. Rap değil ama bunu gördüğüm için aldım. Bu çünkü nette de nasıl yayınlanıyor bunlar sorusu geliyordu. Hazırsanız. Bu arada takibimiz var. Plofen, takip için teşekkürler. Sen chat'e yazıyordun sanki geçen ama. Tekrar hoş geldin, neyse. Şey, rap parçası değil, hemen başlamıyoruz. Sadece bakalım istiyorum. Ufuk'tan Pinokyo. Nette'de yayınlanan pop işleri de rapten iyi değil abi bu arada. Ben bugün merak edip ona baktım. Geliyor. Sesimi açmamışım. Evet, durdurdum. Abi gördüğünüz gibi Netlerdeki pop işleri de kötü değil. Bu arada kendisini almışken size bir iş daha göstereceğim. Bugün böyleyiz. Bugün Türkçe dinlemiyoruz. Ender Çabuker demişken size bir klibini izletmek istiyorum. Müthiş bir şey. Hazır mısınız? Şu an goy goy, hem biraz toparlanalım diye bekliyorum. Şikayetçi değilsiniz de sanırım. Ama bu da mesela Netlerden gelen bir iş. Denisa ve Ender Çabuker alamazsın. Ben bunu yayın yapmıyorken Twitter'da da paylaşıp bayağı bir dalga geçmiştim. Hadi bir bakalım tekrar. Bir de beraber bakalım. Geliyor. Bu mu? Evet, bu kız. Merhaba. Merhaba. Kulak misafiri oldum da sesin çok güzel. Olağanüstü. 7 oktav. Albüm yapmak ister misin? Evet. O zaman stüdyoya bekliyorum. Evet. Tamamdır. Geldi Flash TV logosu, merak etmeyin. Evet, durdurdum ama klibin sonunda bana çok tanıdık gelen bir diyalog var ve de size onu izletmek istiyorum. Hazırsanız. Geliyor. Hop. Hayır. Hayır, burası gelmiyor. Oynayacağız. Bayağı harbiden. Burası geliyor, Bravo, bravo. Her şey mükemmeldi. Artık dünya starısın. Bütün hayallerim gerçek oldu. Hiç yorulmadan, hiç üzülmeden. Tabii ki. Seninle büyük işler yapacağız. Büyük işler yapacağız. Büyük işler. Büyük işler yapacağız. Menüyü büyük seçmek istiyorum. Büyük seçim. Kola büyük, patates büyük. Hani menü büyük yani. Seçim. Patates.
Ya büyük seçim diyaloğunun haricindeki bir diyalog benim bir arkadaşıma söylenmişti bu arada. Seninle çok büyük işler yapacağız diye aynı şahıs tarafından. Deniz'e bu yayını izliyorsan kaç kurtar kendini ablacığım. Hiç öyle olmuyor. Gerçek adı ne acaba? Ender Çabuker. Yok Deniz Hanım. Deniz'e Çabuker. Yok Server abiye sallamıyorum abi. Ender Çabuker'e sallıyorum şu an. Server abiye diyorum ben de. Server'e sallamıyorum abi. Ben Server'in yanındayım yani. Özellikle bu olay için. Bu arada size netteye için fark etmişsinizdir. Yeni bir logomuz daha geldi. Yeni bir firmada bu programda logo sahibi olmayı hak etti çünkü. Deniz Akültekin'miş. Yani netteye gördüğünüz gibi netteye'nin de şeyi yok. Plofen'cim albümden bir şarkımın demosunu modlara atayım mı demişsin de ben geçen yayın sorduğunda Discord'a gelip sizden gelenlere bırak demiştim. İstersen oraya bırak haftaya bakalım. Çünkü bugün Discord'dan alıyoruz, bu kuralımız bizim. Discord'u bıraktım senin için. Haftaya bakalım ona. Bugün bayağı bir parçamız var çünkü Mali de görüyor yanımda. Nette ne kadarı? Yarısı. Nette'nin sahibinin Nette'yi dinlediğini sanmıyorum. Yani Yıldırım Demirören hiç sanmıyorum ben. Demirören'e satılıyor oğlum Doğan Müzik. Vallahi. Evet, aynı şey Nette Doğan'ın mı? Onu bilmiyorum. Doğan Müzik Company'de şu an Demirören'de bütün Doğan tamam, grubu değil mi? Yani. Emin ben bir tekrar el değiştirdi mi? Bütün hepsi onda galiba. Şeyi değiştirdiler çünkü. Soyadları aynı harfle başladığı için çok rahat oldu değiştirmeleri. Telefonda da Discord var bu arada Plofen'cim. Ama yani gerçekten Yıldırım Demirören bunu dinlese herhalde. Ya aldığı eğitime yazık abi. O meşhur İsviçre'deki yatılı okul var ya çocukluktan okuduğum falan. Hani ismini unuttum şu an. Kraliyet Okulu. Orada falan okumuş adamsa bunu dinlemezsin yani. Ben sadece klasik müzik, jazz falan diyordur değil mi evde adam? Hiç sanmıyorum ama. Ha Nette Doğan'da mı kaldı? Çünkü şey aldı. Demirören aldı. Bütün D'yle başlayan her şeyi nasılsa benim de söyledim D diye değiştirmeden kullandı o yüzden. Plofen o zaman sen bir moderatör görürsen at madem öyle. Atmış ama galiba. Şey değil hani hemen alıp almayacağımıza dair bir söz vermiyorum. Çünkü yayının gidişatına bağlı ne kadar akıl sağlığımız yerinde kalacak kestiremiyorum bugün. Bu arada bilindik sizin sorduğunuz sanatçılar da Netteye'den geliyor. Hani mecbur Netteye batağı var. Netteye atlama şansımız yok yani. Ben şimdilik logolarımızı bir kaldırayım. Çünkü direkt Netteye ile girmiyoruz. Haftalık Global'in logosu da burada kalmış. Peki. Hop. Kapatayım dedikçe daha çok açıyorum şu an. Hepsini açsana. Yok ben şey var. Hep seninle ikili pattern'da çalışıyorduk şu an. Haftalık arka planı. Tek pattern olunca ben hızlıca işte seni beklerken yaptım. Bu arada gecikmemiz için kusura bakmayın. Hali mali İstanbul, trafik falan. Yaka değişimi de olunca işin içinde. Özür dilerim. Yok oğlum özür bir şey yok. Yani. Ama yani planladığımızdan bir tık geç girebildik. Biraz bekletmiş olduk sizi. Turkuaz'a mı satıldı DMC? Emre Sins ve Teoman Karadeniz fotoğrafları olacak. Teoman Karadeniz hiç eklememiştik ama Emre tabii ki bizimle beraber. Başlayalım mı ne dersiniz? DNR da Doğan Medya'nın ya. Hepsi, Doğan'a ait olan her şey D ile gördüğünüz gitti. Abi bugün çok yakışıklısın maşallah. Haftaya Atilla'cığım seni de yanımızda bekliyorum. Bu cümleyi kuranı eve çağırıyorum. Sağ ol Emir'cim sağ ol. Instagram mı abi? YouTube yok mu? Herkese merhaba Zemzem hoş geldin. Abi Instagram bakamıyoruz ya ona. Sebebi şu yani baktığımız arka planda tek bir site içerisinden YouTube linkleri dizili çünkü. Üzgünüm. Böyle şimdi iletişim sorunları olmayacak hiç her şey. Yo biz onu yine başarırız ya. Ben kendime güveniyorum yani. Ben de güveniyorum. Sadece bugün kulaklıkları takmadık o da. Ben kulaklık ayırıcım var sanıyordum. Kaybolmuş. Onun için biz parçaları dinlerken direkt olarak hani mikrofonu kapatacağım ben. Ama hani gülüyorsak falan da açacağım o telaşla yapabilirsem. Yani. O zaman başlayalım. İlk parçamız geliyor. Dr. Fuchs. Her zamanki gibi her hafta kendisini ağırlıyoruz. Ya oğlum hayır.
Ama adamın taktiği bu zaten. Tamam. Ben burada eleştiren şey, laf sokmada bir şey söylemedim. Öyle güldün mü? Yok, ben de ona gülmedim. Bu hafta yine herkes şeyler vermiş. Direkt keza, geç geldi. Keza vermemiş galiba bir tek. Velet, Dr. Fox. Şey... Polat Eren 5, takip için teşekkürler, hoş geldin. Yani... şey açısından dedim, %100'lik dilimle parçayı tamamlamaya çalışıyor ya, her hafta bir şey geliyor o yüzden şaşırmayacağımız şekilde ama bakalım bizi şaşırtacak mı, benim beklentim dipte falan yani şu an parçadan. Neyse, çok spoiler vermeyelim şimdi. O zaman ilk parçamız geliyor. Dr. Fox, oğlum bir dur. Yoruma gülüyorum da ne memur gibi şarkı çıkarıyor her hafta. Berk hoş geldin. Plofan, onu gizli video olarak YouTube'a falan bir şekilde atabilirsen haftaya bakalım, söz. O zaman ilk parçamız geliyor. Dr. Fox, uçurum semtler %17. Haydi bakalım. Geçiyorum, merak etmeyin. Geçtik. Anket açtım sadece. Evet, nasıl buldun Mali? Geçen haftakinden daha iyi ama, değil mi? Hayır. Vallahi. Hayır. Kesinlikle. Geçen haftaki çok kötüydü çünkü. Kesinlikle hayır yani. Bu da kötü de yani. Nakarat yani. Abi yazık ya. Bir de albümün isminin efsane olması da çok iddialı evet. Şu an ya. Kapak kötü bu arada. %100'e gelince böyle sürpriz yapacak, çok muazzam parça verecek gibi. Ya Fuchs'un ömrü yeter de benim ömrüm bunları dinlersem %100'e kesin yetmeyecek. Ben hani %50, en fazla 50'yi görürüm gibi geliyor hani. Arka arkaya dinlersem ölürüm yani sonra. Kesin yani. Şarkıyı dinlerken mikrofonu kapatmayayım, size yankı gelmiyor mu? Deneriz bir sonrakinde. Neden Feyza? Çünkü şey var, dediğim gibi bende şöyle bir sıkıntı oldu. Yeni gelenler için de sayımız arttı tekrar çünkü. Yeni gelenler için de tekrar edeyim. Kulaklık çoğaltıcı var sanıyordum, yokmuş. Kaybettim galiba yani, yerinde yoktu. O yüzden yayına yankı gelmesin diye ya Mali telefonundan dinleyecek, ben kulaklıkla dinleyeceğim. Anlık reaksiyon, aynen onun için diyordum aslında, anlık reaksiyonları da almak daha keyifli olur diye. Ya ben takıp kendi kulaklığımla dinleyeceğim, Mali telefondan eşlik edecek parça aynı anda açıp. Size, talebinize kalmış bir şey bu. Fark etmez. Ya da biraz böyle gideceğim. Bu parçada yankı gelse de anlayacak kapasiteye ulaşamadık dendi. Süper. Kulaklık çoğaltacağım, bana abonelik hediye edebilirsiniz değil mi Emir? Bence böyle devam edelim bir süre, sonra bakarız. Kaç şarkı bak, daha gidelim ben Fuchs hakkında yorum yapıyorsun. Yok abi yok. Sessizlik oldu ya, ben bozayım dedim sessizlik. Ben şarkı için bir şey diyebilirim dedim abi, yok hani ne diyeyim ki, hakikaten her yeriyle kötü parça yani, nereden tutsan elinde kalıyor. Ben zaten bu yayın sayesinde ve yayın dışında sanki yokmuş gibi iyice VKMC yağıyor üstüme, biliyorsun benim. Dramalardan drama seçiyorum sürekli yani. Valla bir iki saat uyuyayım dedim, geç saate kadar durayım diye, bir kalktım o. Yine olaylar. Bak abi, Flow Radyo programında misafire gitmiş küçük çocuk gibi kalmışsın ya. Evet abi, o biraz öyle olmuştu. Yok be, o kadar değildi. Ben orada bir tek sana şey için kızdım. Yakın bir arkadaşımda King Size Terror plakları var. Bir tanesini veririz istersen sana. Sanki babasının planı veriyor adam. Vereceğiz, abonelerimize vermeyeceğiz mi onlardan birini mesela? King Size Terror vermeyiz de. Hadi pazarlık yapalım. Ya bunu başka zaman konuşuruz abi. Yani. Kartel Remix veririm de. King Size Terror veremem, kusura bak. Yani. Bilmiyorum, ben ikna ederim gibi yani. Fuchs'un albümünü basarım plan, onu veririz. Oo, onu ben istiyorum. İmzalı istiyorum. Evet. Sıradaki parçaya geçiyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Mali istiyorsan telefondan şey yapalım, anlık reaksiyon da şey olsun ya. Tamam, ya da bir şarkı deneyelim, yankı yapıyor mu diye istiyorsan. Kesin yapıyor. Kesin çünkü yani. Mikrofondan şeyi görüyorum. Bak, mikrofonu kapattığımda ses kesiliyorken burada bir ses alıyorsun, şu çizgiyi görüyorsun. Tamam. Onu görüyorum çünkü. Parça çaldığı sırada. Abi kırmızı H&M'den aldığın kepi verirsen bir dahaki Prime sende. Neden olmasın? Sorma Yasin ya. Abi ben şeyi deneyesim var. Daha önce Sincap Bey önermişti. Onu tekrar denesek mi bugün? Şey, şunu şarkılarda ayırt. İyi şeyler yakalamaya çalışsak mı diye. Hani trollüne. Tamam. Ama yok yani, çok zorluyor. O da çok zorluyor. Başaramıyoruz ya. Bayağı geriden geliyor mu?
Neyse bir şekilde yakalayacağız. Yayından izle demiyorum ya, YouTube'dan parçaya gir bak diyorum ben. Üşendi paşam. Abi çok uzun. O zaman link at bana, bunun linkini at, oradan gireyim. Tek tek hepsini açmam çok uzun sürer çünkü. Tamam böyle devam ediyoruz. Hatmış yan geçine. Abi şunu kopyala yapıştır yapacaksın. Nereye yapıştırıyorum telefonumu? Discord'a atacaksın bana. Hadi tamam, Discord'u bilmiyorsun da yani telefon kullanmayı biliyorsundur. Bilgisayar kullanmayı diye düşünüyorum. Ne. Şuradayım. Ayıp lan. Dur tamam yapacağım. Uğraştırdığı şeye bak ya. Abi 96 tane şarkı var. Hepsini ben nasıl açayım tek tek? Yazacaksın gördüğünü işte. Bir tane link atacak. Ay neyi attı ya? Canım benim. Şunu atsana. Odayı mı? Evet. Ha, tamam. Çok mantıklı bir şey söylüyorum. Tamam pardon. Ama IQ'm düşüyor benim bu programda, normal yani. Eyvah, herkes odayı görüyor şu an. Hepinizi bekleriz. Evet, teknolojiyle Fuchs gibiyim. Buyurun gelin trollemeyiz. Hah tamam ya. Bak bu kadar işte, basit. O zaman ben de kulaklığımı şey yapar mısın rica etsin. Anam çalıştırmaya getirmiş. Tamam yaptım. Onu da ben yapayım. Tamam onu da ben yapayım. Nazlandı ya. Emir'cim görüşürüz. Kendine ya iyi bak. Doğru, adam haklı yani. 62 saat edit yapıyorsun, link atmaya üşeniyorsun. Şu an her şeye üşeniyorum. Kaos Lobis hoş geldin. O zaman sıradaki parçamız. Evet gördüğünüz gibi bak yan yanayken de anlaşamıyoruz, evet. Sıradaki parçamız. Label C5 mı, Label C5 diye mi okuyor kendisini acaba? Ya da Label C5, Label Matisse. Of. Abi ne bileyim, Türkçe rap sonuçta. Label C5'dan Honey geliyor. Evet ben fade attım. Bana birini hatırlattı ama. Kimi hatırlattı? 8 kişiyi falan. Bana da 10. sordum. Spesifik birini hatırlatması güzel. Bana bayağı 10 kişi hatırlattı yani. Spesifik birini de hatırlattı da. Evet çok kişi hatırladı. Aynı şey gibi. 10 kişi falan hatırladım şu an yani. Bak evet güzel bir şey geldi. Tam söyleyeceğim şey ağzımdan alındı şu an. Luciano çakması gerçekten ya. Label CS'ymiş bu arada. C5 değil. Peki. Artık kelime bile değil bunlar. Gerçi kimse beni linçlemesin. Adımızı okuyamıyorsunuz falan derlerse. Ay. Bunu Sony Müzik mi pamplıyor Ali? Peki. Abi bir beat'i sever gibi oldum ben sen. Ha, o da sıksa da hani diyorum biraz pozitif işler bulmaya çalışayım bugün hadi diye. Şarkının adı Türkçe. Daha evet. Pozitif bir şey. Evet pozitif bir şey. Bu arada sesin dipten geliyorsa diye şunu şöyle çevireyim. Sana da şey olsun. Ben... Ya gelse yazarlardı ya. Bence gelmiyor. Yine de olsun. Yani abi yine şu her zaman gibi çok kötü başladık. Hey o. Ben mutluyum. Yani yok ben Undertaker şeyden diyorum. Gerçekten beğendiğim için demiyorum burada o hani şey gene. Demin dedim ya böyle güzel bir şeyler bulsun mu? Bulmaya çalışsak mı diye ya. Aynen bak mikrofon alıyor böyle daha iyi oldu deniyor. İnsanlar bazen nezaketen de söylemiyorlar. Hayır, şarkı çalarken açman anlamında yazdı. Ha. Tamam. Oo, kimlerle uğraşıyoruz arkadaşım? Kimlerle? Böyle bir şey olamaz. Bu çocuk her parçasında benim senin parodisini yapıyor. Peki. Geçiyorum abi yine. Geç yani. Yani artık ya şey diyeyim hani en başta biz bu programa şöyle başlamıştık. İlk kez gelenler varsa diye söyleyeyim. Ciddi hani haftalığın ilk yayınında görürsünüz YouTube'da kurtarabildiğimiz kadarıyla. Hani bir şeyleri olumlamaya çalışıyoruz böyle. Hani keşke şöyle yapsalarmış ama baktık ki insanlar ciddiye almıyor. Biz de saldık. Yani bu artık bu yayını böyle ciddi bir müzik eleştirisi bekleyerek izlemenizi pek tavsiye etmiyorum size artık yani şu saatten sonra. Biz burada gülüp eğlenip rehabilite olup kötü müzik dinleyip gideceğiz yani genel olarak. Bu yayının genelinde olan şey bu çünkü yani. Kaç tane ümitli olduğum şarkı var benim ya. Hadi bakalım. Sıradaki parçamız Zapt. Teke tek geliyor. Evet, fade attık. Bu PMC yine bu arada değil mi? Yanlış mı biliyorum? PMC evet, PMC doğru, PMC. Nette patron ne yapıyorsun abi Ege? Hani bak nette güzel bir şey değil PMC. Ege konuşamıyorum bak yine. Nette gerçekten güzel bir şey değil Ege'cim. Ne olur ya. Abi bu ne? Gerçekten bu ne yani? Yani sözler berbat. Yine kusura bakmasınlar hani. Sözler berbat, beat güzel, Uğur'un muhtemelen. Çünkü onun
prodüsör tagine duydum gibi oldu sanki başta. Emin olmamakla birlikte. Kurtulması gibi. Dikkat etmedim. Evet ya, evet, niye herkes keko ya? Niye herkes Sam çocuğu ya? Yani gerçekten. Epidemik aldım abi, merak etmeyin. Ben de beat'i sevdim bu arada. Sadece onu sevdim. Da beat perişan olmuş. Beat'e yazık olmuş yani abi şu an. Sadece beat güzel parçada. O da zaten dinlenemiyor ki. Hani yani arkadaş yüzünden beat'in de dinlenebilirliği kalmıyor ki zaten yani. Tam bu senin şey gibi ya. Şan dersleri gibi. Orada da yapıyor ya, bir şeyleri, kafiyelerin sonunu söylüyor. Cümlelerin hepsini aynen, atıyor. Aynen. Sadece sonlarını söylüyor. Bilebilir C, bilebilir şey, C diye. Gerçekten abi yapay zeka şarkı yapmayı öğreniyor bence şu an. Gerçekten yapay zeka şarkı yapmayı öğreniyor yani. Artık bu yani benim için. Abi çok kötü. Üzgünüm zapt. Ama çok kötü yani. Evet, yine Emre. Öyle denk geldi ya. Denk geldi. Ama öyle ya, yapacak bir şey yok. Uğur, gerçekten Rosemond dediği gibi niye beat verdin ya? Tamam, parana bakmışsındır. Çok iyi anlıyorum da yani. Of. Her şeyiyle kötü abi. Üzgünüm. Geçelim mi bari, ne diyorsun? Tamam. Sıradaki parçamız Mahoji ve Zenci. Tuzak geliyor. Satırı yakaladın mı sen? Evet evet. Ben itiraf edeyim, ben bunu merak edip dün gece açtım. Ortasına bir yere böyle bastım, o cümle geldi, kapattım sonra. O yüzden hazırlıklıydım ona yani. Tarzınız kopya ondan, Arak falan abi, ciddi misin? Gerçekten yani bunu bir de bari Travis Scott ve Young Thug'dan alınmış bir beat'in üstüne yaptığım parçada bari bu satır yazılmasaydı. Çok ya. Güzel yerde durdurdum bu arada. Evet 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 evet. Ve şey, sıkmadım artık bu arada, hani anneye ev alma edebiyat. Ben onu kaçırdım, neredeydi? Mahoji'yi demiyordum. İşte, evet. Bu arada Mahoji Zenci'den daha iyi bir şarkıda bence. İkisi de o kötü. Kötü ama iyi yani, daha iyi. Kötü. Beat direkt Travis Scott ve Young Thug'dan çorulmuş. Artık ben de nette batağında olduğum için hırsız jargonu konuşmaya başlayacağım. Aparmışlar diyorsun. Abi apanmarız demişler beat. Kıyak. Pardon, böyle bir şey. Cüzdanı nereye koydum ben? Ama benim cüzdan bugün... Cüzdanın girişi ben de şuraya bıraktım. İyi yapmışsın. Almazlar değil mi? Sanmıyorum. Tamam. İçeriden küçük genç sacıklar çıkıyor. Çorulmuş, dızlanmış. Aynen. Abi yani ya bu şu edebiyattan biraz sıkıldım ben hakikaten, hani anneme ev aldım işte, evde artık huzur var falan, tamam abi, ama ya yani yine de evde huzur var diye parayı ağzıma sokmam ben şu an görüntüde gördüğümüz gibi yani. O kadar param olsa ben sokarım muhtemelen de. O sahte, biliyorsun. İşte gerçeği olsa. Yani daha şey yani. Ya evet, o Oğuz Baydar'ın prodüsörü teki bence de kötü. Haydar on the beat diyor, aklıma Rize geliyor abi benim yani, direkt yayla geliyor yani. Senin bitirmeni bekledim de ben de Haydar anlıyorum her seferinde. Yani ya kesinlikle kesinlikle Oğuz Baydar anlaşılmıyor yani. Yok, ben Haydar anlıyorum. Ki Haydar bu şarkıya gidermiş yani. Haydar on the beat. Ya evet bak, anneye ev almak güzel bir şey ama abi hani tamam, aldınız, tebrikler. Bitse mi konu, kapansa mı artık yani, 5 yıldır aynı geyiği dinliyoruz herkesten. Of. Beat'in zaten dediğim gibi direkt Travis Scott, Young Thug'dan uyarlanması benim için en baştan fail. Ne ekleyebilirim? Mahoji'nin autotune kullanımını ben beğenmedim. Nakarat'taki şeyi beğenmedim ben de. Verse'ler fena değildi mi? Yok be, ben Verse'lerde de sıkıldım kendime. Ben beklentimi çok düşürdüm piyasadan o yüzden. Evet, bak güzel bir şey geldi. Hulk demiş galiba. Herkes annesine ev aldıysa düzgün rap yapmaya başlayalım o dedi. Daha kendilerini alacaklardır. Değil mi? O da var. Ama bununla ilgili tam isim veriyordum. Vereyim mi? Sözler berbat ya. Ver isim. Gerek var mı? Parodi videoları çeken bir arkadaşımız. Şey, Rapkolik adam mı? Ha, evet. Bununla ilgili de çekti. Şarkıyla alakalı mı? Yok şey, anneye ev alma edebiyatıyla ilgili. Güzel. Ya abi o çocuğun problemi şey değil. Komik değil. Parodi yazıyor sonunda büyük harflerle. Ben güldüm o yüzden. Tamam. Ya şey değil. Bu arada çocuğa ben laf söylemiyorum. Sadece ben hani benim mizah olarak bana hitap etmiyor. Çocuk yani benim problemim yok. Kendisini takip ediyorum hatta. Takipleşiyoruz yani biz. Ha. Yani biz Soğuk Savaş'ı yaptığımız sırada da Instagram'da falan takipleşiyorduk bu arada. Yani şey değil.
Yani ben çocuğa karşı benim bir garezim, nefretim yok. Sadece gerçekten çocuk mizah yapmaya çalışıyorken, parodi yapmaya çalışıyorken bana hiç komik gelmiyor. Mimiğim oynamıyor. Sorunum bu yani. Yoksa başarılar dileyim. Ne diyeyim? Yani. Beyinler eriyecek abi bugün ya. Daha merak etmeyin. Annem bana ev aldı edebiyatını başlatıyorum o dedi Ozan, çok mantıklı. Babam bana ev alsın. Sende de olacak yakında, değil mi? Baba çocuğa, çocuk anne. Evet Yasin, herhangi bir videonun sonunda parodi yazıyorsa kesinlikle komik değildir. Bir, herhangi bir videonun komedi unsuru içerdiğinde kitlenizi anlatmak için parantez içerisinde parodi yazmak zorunda kalıyorsanız kitlenizi de ve kendinizi de bir sorgulayın derim ben her zaman. Yani bunu da çok tekrar ettiğim bir cümle bu yayında ama böyle yani. Senin bir cümlen vardı ya. Berbat kötüden iyidir mi? Ya o artık o beyin erimişliğiyle alakalı bir şeydi abi. Yani onu ciddiye alma. O zaman geçiyorum. Çok oyalandık burada. Bence parça kötü. Bence. Yine anket unuttuk. Miraç'tan rica etmiştim ama Miraç açmadı mı? Siz de açtı mı bilmiyorum. Miraç kapadı gitti ya. Gitti mi Miraç? Ben çünkü normalde... Yok salladım canım. Yok burada Miraç gördüm. Ya normalde ben hani şu an o poli yazmak bana çok çile oluyor. Biraz daha çalışma sistemi kuramadım kendime. Hala yemek masasındayız. O yüzden modlarım halledebilirse çok mutlu olurum. Kuramadığın sistem buysa helal olsun. Eyvallah. Kurduğun halini merak ediyorum. Bulgar'ı dinlemedi kuramadığını ama açarım isterseniz. Hazır gelmişken bir boğazlasam mı seni ben şurada? Olur. Rapçilerin hep babası sorunu var herhalde. Herkes evi anneye alıyor, babayı takan yok. Ahmet Çakar böyle bir şey demişti sanki, değil mi? Rapçilerin çocuklu babalarıyla psikolojik travmatik bir tecrübeleri vardır falan galiba gibi bir şey demişti, değil mi? Çocukluktan da hepsinin bir... hatta evet. Bayağı ileri gitti o şimdi. Burada kelimeyi kullanıp şey aynen, yapmayalım. Aynen. Bant tehlikesi yemeyelim de. Ben ilerliyorum abi çünkü hani... Geç. Ama ekranımız güzelmiş ya hakikaten. Bir şey düşürdüm. Kulaklık. Ha tamam. Rapçiler pis kokardı demiş. Evet peki. Ya, şurada deodorant görüyorum bak kafama hediye falan da. Evet senin de çantanda. Neyse geçtim ya, çok boş yaptık. İyi babam, boş yapmak kelimesini de kullandım değil mi şimdi nefret yani ettiğim kelime olmasına rağmen. Ben de geçen sana hacı falan dedim. Evet ben, bu yayında böyle oluyor. Bu yayında böyle oluyor. Berbat jargonlara giriyoruz. Açık kalmış. Çünkü Haluk yeni geldiği için bu durumun farkında değil. Daha önce açıkladık bunu. Haluk çünkü şey var. Ben çünkü boşluk adır yani. Hayır. Kulaklık ayırıcı... konuşamıyorum. Neydi o cihazın adı? Çoğaltıcı. Ne bileyim abi. Kulaklık çoğaltıcım var sanıyordum. Olması gereken yerde, kutusunda çıkmadı. Mikrofonu kapatınca da biz parçalar yankı yapmasın size sesleri gelirken diye. Bu sefer anlık tepkiler kaçıyor falan dendi. Onun için Mali telefonda Watch Together'dan ayrıca dinliyor. Aynen. Hacı diyor. Abi itiraf edin. Aynen onu okudun sen de aynen. Hacı boş yapma Mariz'le. 20 lira bir sistem diyorsun. Ben bunu bugün fark ettim. Mali'nin bana geleceği zaten ani bir şey. Haluk ne istiyorsun? Evde vardı zaten. Haluk istersen gönder İzmir'den gelsin. Yani şey değildi. Haluk'u da karşımıza aldık. Ya sanarsın para para vermek istemedik diye böyle sürünüyoruz. Abi var sanıyorduk, yokmuş evde yani. Ne yapabilirim? Neyse kalp gönderdi canım. Canım benim. Aboneliğim burada Haluk, gözüküyor. Allah Allah. Yayını kapa. Aynen. Yani. Telefonlaşalım. Ama nerede düzgün çalışan bir şey varsa çalışmadığını iddia ederek böyle beni şey yapıyor. Acaba yayında sorun mu var tribüne sokuyor yani, ne yapabilirim? Teşekkürler Haluk'cum. Seviyorum seni bu arada. Mali, sana bir gönderme ufak ufak. Öyle değil. Pardon. Evet, çok güzelsin ama. Evet. Funky takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yine cebimde 150 var diyecek sandım. O benim ay sonu geyiğim abi. Şey, hani ben geçen gün canım Fanta istedi, gidip alamadım. Neydi o? Fanta değildi o. Meyve suyu. Meyve suyuydu. Bankada 2 milyon doların var. Ben... Bu filmde de çok mantık hatası var ya. Bu yani. Oh, peki Atilla'cığım. O zaman sıradaki parçamız. Derya Tarikat geliyor. Evet ben fade attım. Mali sen biraz gir, ben o sırada senin közünü halledeyim. Tamam. Ve şu kapşonluğumu çıkarayım. En başta üşüyordum. Mali tekrar üşüme. Burada mı çıkaracaksın? Yok şurada köze, ha, köze tamam. Gelirken. Altın içinde tişört var oğlum, sorun olmaz yani, manyak mısın? Ne bileyim bir heyecanlandım birden.
Bence fena değil ya bugüne şey şu ana kadar dinlediklerimiz arasında. Ciddi söylüyorum. Fena değil dedim. Kötü ya da iyi demedim. Fena değil dedim. Neyse, ben geleceğim. Ama ben bu şarkının erkek versiyonunu dinledim. Erkek versiyonu bu zaten. Ya ayıp lan. Ne ayıp oğlum? Erkek versiyon gayet bu zaten. Daha sesin net gitmediyse duyuyorsun. Gitti mi chat söyler zaten. Geldi mi ses? Baykan'ın sesi. Geldi herhalde. Tekrar vereceğim zaten. Sorun yok. Bir tane gel, geldi diye kocaman harflerle böyle geldi. Bir tane takip edeceğim, diğerleri biraz... Tamam. Ya ciddi söylüyorum bu arada, troll değil yani, dalga geçmiyorum. Sen yorumunu yap, kendi beğenine göre bir yorumunu yap, ben gidiyorum. Bir dakika, ben yargı dağıtacağım, sen dur. Allah Allah, şarkıyı beğenmek suç burada ya. Beğenmedim de gerçi yani. Diğerlerinden iyi dedim. Diğerlerinden iyi de yani... Yani kötü bunlar demedim. Niye bunlar niye siyah kalmış, ona sinirim. Kötü demedim, çok iyi demedim. Diğer şarkılardan bugüne şu ana kadar dinlediklerimizden daha iyi dedim. Vasat yani. Şarkının erkek versiyonunu daha önceden dinledim, eminim dedim. Sen oradan laf attın. Hiç kötü bir şey söylemedim yani. Fikrimizi özgürce ifade edemiyorsak. Musa şey demiş, daha erkeği varsa gelsin söylesin. Dur Yasin, ben geldiğinde özür dileteceğim ondan. Baykan'cığım cümleyi okuyorum sana. Maskülen kadına erkek deme kadar büyük cinsiyetçilik yok, özür dile hemen. Oo. Bence haklı. Maskülen hanımefendi, özür diliyorum. Kendinize sizden. Oldu mu? Çok fazla of, küfür. Of. Beni çok rahatsız etti çok fazla küfür olması ya. Abi yani... Erkeklerden duyunca da zaten rahatsız olurum da şimdi cinsiyetçilik gibi olmasın ama kadınlardan duyunca bir tık daha rahatsız edici geliyor. Abi senin dediğin, ben bu parçanın erkek versiyonu dedim de ben tekrar edeceğim. İster eril eril desin bana ama yani hakikaten zaten parça erkek parçası kanka yani. Eril bir erkek parçası parça yani. Daha da getirsin abi. Ama öyle abi... Çok kötü. Nakaratta detone zaten. Onu geçiyorum. Hani aranızda bu flow'a düşen var mıdır bilmiyorum hala. Hani Türkiye'de biraz fast rap tutuyor çünkü yer yer onu deniyor yine. Klasik hep düşülen bir şey Türkiye'de. Özür dilerim, maskülen birey. Pardon. Feministleri de karşımıza aldık. Abi parça, bir şey söyleyeyim, parçanın feminizmle bir alakası var mı? Yok. Yani feministle ilgili demiyorum. Yorumlarınla ilgili diyorum. Bir de veganları alalım karşımıza. Ya veganları daha ben de karşıma alacağım. Veganları alalım ama. Yani. Çok affedersin. Ya gerçekten yani. 20 yıl sonra hani şey 20 yıl et yemeyi bırakıyorsun ve diğer insanlara katil mi diyorsun yani. Şey vardı ya. Vegan olacağım son kebabım diye izledin mi onu? Hayır. Ama güzelmiş. Neyse o güzel. O Kadıköy'deki ofansif mizahı yapan arkadaşlardan. Yani abi yani toksik erkeklik akıyor bu yayından dedi Serkan Üstün. Abi yani çok, gerçekten çok kötü parça. Sen mi titretiyorsun, deprem mi oldu? Ben biliyorsun ayağımı sallarım. Tamam. Bir şey yaparken tamam. Ses gelir genelde. Burada boş ya. Deniz Göktaş'tı galiba kebap şakasında. Aynen. Tamamdır. Abi yani... Tamam, ilk yanlış gördüğün şeylere falan işte bir kadın olarak ilk başını konuşuyorum. Sektörde yaşadığın problemlere geliyorsun da abi yani eleştirdiğin insanlarla aynı jargonda bunu bize aktarıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Derya için söylüyorum bunu. Anladım. Ya sana bakarak söyleyince. Yok abi, üstüme alınmadım merak etme. Yani bu bir sıkıntı değil mi sence? Bir, iki yani kötü parça evet kabul. Hani Dr. Fuchs'tan iyi, Label'dan iyi, Zapt'tan iyi, Mahoji ile denk. Yani gözümde yani. Onu da beğenmemiştim. Denk yani şu ana kadar 5'te 0 gidiyoruz. İyi parça dinlemedik bugün bence henüz. Sırada bir kadın MC'miz daha var. FMC'miz daha var zaten. Perception selamlar. Yani ve ya gerçekten dişi allame, yeni allame değil gerçi. Onların Joker'le beraber oldukları Basarya dönemindeki allame ama. Dişi allame Joker hibridi dinliyorum ben Cemre'yi dinlerken. Sadece dişi yani ses tonu bir erkeğe ait değil bu kadar. Oldum olası bunu hissetmişimdir. Ve beni hiçbir yakalayamıyor abi. Hatta irite ediyor. Açıkçası. Şu şey gerçek mi onu merak ettim ben ya. Pedofil menajer falan dedi ya sırf hani söz olsun diye mi gerçek mi onu merak ettim. Ne bileyim. Hiçbir fikrim yok. Atilla fast rap'e demedim onu hani şey var. Türkiye'de fast rap tutuyor diye sürekli bir fast rap deneme çabası var ya. Her yerde bir böyle hani. Alakasız bir yerde bile bir deneme vardır yani. Ondan rahatsızım. Yoksa fast rap yani.
Buster Rhymes severiz mesela. Chopper style'da. Twista severim ben. Örnek vermek yani gerekirse. Türkiye'deki isimleri de bunlarla kıyaslayamazsın zaten. Abi zaten kıyas yapmıyoruz da yani kıyaslanabilecek seviyede bir şey çıksa da keşke kıyaslasam yani. Var derler takip için teşekkürler, hoş geldin. Ne kadar pedo var piyasada falan. Evet abi isim ver, ifşalı abi o zaman. Hani yani değindin tamam eyvallah, var ama yani İlerliyorum ben ya. İlerleyin. Sıradaki parçamız, takıyor musun? Takıyorum. Tamam. Yok üstündeydi ya elim, ondan dedim. Ya şu ifşalı olayı da şu an pedofili gibi bir şeyse yani ifşalıyı geçtim abi. Direkt suç duyurusunda bulun ya hani o şekilde ifşala yani. Ya da git dön. Tam Masaka gönderiyorsun. Tam Masaka göndermesi şu an bizden yine. Abi ama yani şey gerçekten abi bu suç duyurusunda bulun ya, çok zor bir şey değil. Git polise ver ya, evet şarkıda isim vermeden bir de pedofili koruma o zaman. Hani çünkü var dediğin zaman ve ismini beğenmediğin zaman ya da polise vermediğin zaman müdafaa ediyorsun yine. Yuso takip için teşekkürler, hoş geldin. Yayında bir mola falan oluyor mu, dışarı çıkacağım da azıcık. Abi tekrarını podcast olarak YouTube'a atacağız biz birkaç gün içerisinde. Benim YouTube kanalımda Abdurrahman, oradan kaçırdığın yeri şey yapabilirsin. Hani molaya daha var daha, çünkü ancak 5 parça dinleyebildik. 3-4 işe daha bakıp bir demo dinleyeceğiz. Sonra netliğe batağına girip tekrar güncel playlistimize döneceğiz. Hazırsan sen de. Hazırız. Evet, o zaman sıradaki parçamız Zeval ve Impala Gökyüzü geliyor. Evet. Fade attım. Ben Zeval'i daha önce dinlememiştim ya da dinlediysem hatırlamıyorum. Çok kolera değil. Kolera'nın bir tık daha iyisi. Evet ama yine ritim kaçıranı. Evet. Zeval'de ritim kaçtı. Ama Kolera'nın böyle bir kademe daha iyisi. Zeval'i ben ilk 2013-2014 falan gibi duyuyordum. Sonra üretimi bırakmıştı. O da galiba tekrar geri dönmüş. Tamam. Çok haberdar olduğum birisi değil. Yani evet, güncel Kolera'dan daha iyi ama ses tonu gerçekten bana da çok fazla ses tonu değil, sadece stili genel olarak. Aynen. Bana bir Kolera'yı andırdı yani. Kolera'ya benzeten Kolera'dan götür rapçi. Bence Kolera'ya benzeyen Kolera'dan biraz daha iyi rapçi bence. Yani Impala yine iyi ama parçada bir de mix problemi var. Hani o kulaklık hani çok iyi bir kulaklık yok, değil demiştin ama bendekinde şey var. İyi bir kulaklık. Buna rağmen ben şeyi almakta güçlük çekiyorum. Beat üstte hani bazı kelimelere mix yüzünden hani vokal aşırı altta olduğu için duymakta zorlandım dinlerken mesela. Böyle bir problem var. Yani mesela Derya Zeval'den iyi kabul. Ama yine kötü yani. Beat fazla üstte değil mi Atilla? Evet. Yani özel Impala'da bir tık daha iyiydim ama Zeval'in bazı kelimelerini de söyleyiş şekli yüzünden duymakta zorlandım çünkü. Hani anlamadığım yerler oldu yani verse'de. Şimdi Impala ile ilgili aynısını söyleyeceğim. Evet, ben de. Impala'da şey var. Beğenmekle beraber, bu parçada da verse'ünü beğenmekle beraber hani yani şiirbaz için yaptığımızın iyi tarafı o. Hani hem bir şeyler anlatıyor hem yer yer bize geçiriyor ama hep aynı parçayı yapıyormuş hissi bana da geçmeye başladı, evet. Mesela yani. Geçen hafta dinledik galiba değil mi Impala'yı, yanlış hatırlamıyorsam, ya da bir önceki hafta, o şarkısı iyiydi. Burada ben çok beat'i de sevmedim muhtemelen. Evet, beat'i ben de aşırı beğenmedim. Çok sarmadı. Arada kulaklık değiştirelim, ben de çok güzel kulaklık getirdim, kullanamıyorum. Arada bir iki tane şarkıyı ben dinleyeyim. Tamam. Güzel falan. Tamam, yaparız da. Giriş olarak bunu bu iPhone'a yok, olmuyor. Takabilecek misin peki? Impala'dan biraz daha değişiklikler bekliyorum. Ezhel de var da Ezhel'e sonlarda bakacağız. Şiirbaz evet, kusurlu işler bence daha güzel diyordu. Kusursuz müzik güzel değildir diyordu da abi çok kusurlu ama bunlarda ya. Yani hani kusurdan iyilik kalmıyor bazı yerlerde yani. Yani netlerde özellikle yani. Of, sırada daimi konuklarımızdan biri geliyor. Hey! Oley! Geçtim bunu yani, bu parçayı da beğenmedim. Şu an ben... Geçen hafta da çok acı çektik burada ama bu hafta da geçen haftayla yarışabilecek seviyede olmasa da yine kötü gidiyor bence şu an için. Yok ya, niye kötü haftalar vardı. Geçen hafta en kötü haftamız değil mi? Yani şey, en azından geçen hafta Şahin Dekak bizi rekor kırdı. Hani bizim için o şu an NBA'de Bill Chamberlain gibi bir şey. Asla o kadar kötüyü duyamayacağız gibi geliyor bana. Ben onu çalma listemin en üstüne sabitleyebilsem sabitleyeceğim. Şu an bayağı kötü gidiyor değil mi Junker? Evet. Şu logoları bilerek mi koyduk? Evet evet, şu an ben iyi bir şey dinlemediğim için logolar netlerde tamam. Açtığım logolar bugün her yerde var yani şu an için bugün. Evet, geçen hafta kadar kötü değil değil mi Yasin? Ama yine de kötü gidiyoruz. Kötü haftalardan birindeyiz şu an için.
Sıradaki parçamız. Velet, Giant ve Defcon. Biyolojik beyin. Kimyasalı var mı? Peki. Kötü şaka yapmak için sormuyorum gerçekten bu arada. Dur sen kulaklığı tak, durdurdum. Yok yok, baş baş. Geçtim. Tamam. Hakikaten öf yani. Çelişkilere falan ben gireceğim de sen sıradan bir dinleyici gibi düşün kanka. Dinler misin bunu gerçekten soruyorum yani. Sıradan bir dinleyici gibi düşünürsem dinlerim abi. Zaten adamların amacı sıradan dinleyici kitlesine ulaşmak yani. Sorduğun soruda mantık hatası var şu an. Yani kitle o zaten. Herkes aynı işi yapmıyor başarılı o yüzden. Evet, şarkı ismi benle alaka bu arada gerçekten. Biyolojik beyin hani. Şarkı ismi benle alaka diyor şu an muhtemelen. Şarkı ismi benle alakalı anladım. Ha. Ben de seninle alakasını kurmaya çalışıyorum. Giant'tır abi. Giant herhalde. Giant'tır. Şey, o da şeyden alınma ya. Black var ya, six leg şeklinde yazan, yani altı leg şeklinde yazılan. O Black diye okunuyor. Bu da onun hani şey, Umut Timur versiyonu. Giant. Samimi söylüyorum bu arada yani. Altı Giant, ona gülüyor. Altı Giant, evet altı Giant da olabilir. E bu beyni kimyasal, neden biyolojik beyin? Hani onu bir parçaya girerken sordum, hani kötü bir espri yapmak değildi. Gerçekten sorguladım. Biyolojik beyin nedir abi? Öf. Burada hak ettik, geliyorum ben. Bir saniye. Ne yapacaksın? Ekrana bak, anlayacaksın. Oğlum bana bakıyor şu anda, çok kötü hissettim kendimi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Gel beraber çalalım. Çalalım. Haydi bakalım, bismillah. Gözükmüyor ki. Ha, gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor. Sen o zaman benim her yerim gözüküyor. Ben bayağı yaydım çünkü burada. Senin daha kapalı bir şey giyerdim. Abi sen niye her hafta böyle saçma sapan bir şey yapıyorsun ya? Yok mu bir örtü mü örtü bir şey? Çarşaf maşaf yok abi. Bas rastgele bas. Basıyorum aynı rastgele. Şey ya. Aynen. Şunlara falan basayım mı? Emre Can onları kullanmıyor. Asla kullanmıyor kanka. Onlar zaten o şu aralıkta o. Şu aralıkta hepsini, şunları da pek kullanmıyor. Bana niye buraya verdin o zaman? Fasulyesi. Allah kahretsin. Al şunu. Dursun. Azıcık dursun. Yani 6 Giant, asla Giant diye okumayacağım bundan sonra ben bu arada o ismi yani. Sesini çok güzel kullanıyor. Tıpkı Umut Timur'daki gibi. Arabesk drill'in yıldızı yani. Bak. Biyolojik beyin. Alıyor musun? Alıyor musun? Alıyor musun parça? Gerçekten niye biyolojik beyin yok yani? Parçanın adı bu ama hiçbir yerde geçmiyor. Baydım artık. Hepsinden baydım. Ben Maldivlere yerleşeceğim. Yalan abi. Yok oğlum ya. Bir şey gözükmüyormuş. Ben de tribe girdim. Yok gözükmüyor. Sen onu devirirsin. Namusun uzun. Sen onu devirirsin. Oraya koyarsan devrilir tabii. Ben zor oturuyorum burada. Adama bak. Daha yeterli alanımız ya. Yok. Yeterli alanımız yok. Ben Johnny kalayım ama bu parçayı yorumlarken ya herhalde. Kalma, ben kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum ya. Bana da bir şey koy. Hugo Mugo koy bari de. Var da. O başka birinin parçası için var yine. O zaman biz topluca gideceğiz buradan. Üf, tamam kapattım Johnny'siniz. Abi kalma var bir dedi. Tamam gitti. Emre abi gitti. Şey ne diyorduk? Bilmiyorum abi. Ha parça. Abi ha, evet. Parça. evet. Arabesk drill. Evet. Yeni akımımız, yeni göz bebeğimiz. Abi Defcon da bu parçada kötü bir. Ben şuradan gireceğim. Abi İngilizce rapinizin amına koyayım falan diye lirik yazıyordun sen beletçiyim. Ne oldu? Tamam hatırladım ben şimdi onu. Ha gerçekten ne oldu? Hani neden? İşte ben yapacağım deyip yapmış adam, yapamıyorsun. Bu arada chatte de sorulmuş, İngilizce kelime telaffuzları kötü değil ama berbat bir rap. Yine berbat rap okan yani telaffuzla kurtaramıyorsunuz sadece yani. Ya Velet evet berbat bir isim ya, gerçekten berbat bir isim. Nakaratta yine atanamayan Umut Timur var ki en az Umut Timur kadar kötü bir arkadaş, hatta Umut Timur'dan daha kötüsü. Ay bayık ya. Defcon abim ne işin var senin burada ya? Diyeceğim de Defcon'da her yerde görüyoruz zaten düet olarak. Her projede var ya. Keşke biraz daha seçici olsa. Ya da 3 hafta önce Zido ile parça çıkarsam ben Giant Line'lı parçada yer almıyordum ya. Yani tercih olarak abi ya, yer almıyordum yani gerçekten.
Abi veletin nickinden imajına, müziğine, her şeyi çöp. Kusura bakmayın yani, hakikaten çöp bidonu ya. Çöp bidonu deme sebebim şu yüzden, hani şişman olduğu için bir fat shaming yapmıyorum şu an Velet'e. Şey yüzden çöp bidonu. Aklıma bile gelmedi öyle bir şey. Hani sonuçta çöpleri topluca attığım bir yer var ya. Velet hem imaj çöp, hem müzik çöp, hem sound çöp olduğu için çöp bidonu. Hepsi bir arada o, yani. Bu yayın işte. Evet, o bu yayın aynen. Vallahi bayıldım ya. Bayıldım derken baydım anlamında. Yine konuşamıyoruz. Yok ya, aman haftalık. Biz bu programı daha yapmasak mı? Ha, ne dersin? PlayStation getirdim, oynayalım mı? Olabilir. MasterChef izleyebiliriz. Olur. Var mısınız chat? Yayını bırakıp MasterChef'e dönsek mi? Yoksa devam mı edelim? Biz çıkalım abi. Abi gerçekten bir taraftan eğleniyorum, bir taraftan canım can, yine ben konuşamadım, canım can can ruh gidiyor falan demiştim ya, yine aynı yani durumdayım yani hani. Bütün hepsini sıkıştırdım, bir de istersen Kili Hakan taklidi de yap, öyle geçelim bir sonraki şarkıya. Yok, o yeri gelirse yaparız. Umarım bu sefer beni sevindirmesini beklediğim bir isim var sırada. Ya bu parçaya da ben bir yorum yapmayacağım abi yani. Yani yorum yapmayacağım dedim, söyledim ekstra özelliklerini. Artı bir şey bulmak için zorlayamayacağım. Üzgünüm, her şeyiyle kötü parça ya. Defkan da kötü abi, kusura bakma. Fena değil sadece ya. Çok iyi değil ama fena. Abi yanındakiler o kadar kötü ki, Defkan burada hiçbir şey söylemese de iyi duracak zaten. Abi öyle bir gerçek var yani. Ama yani Defkan da kötü baktığın zaman abi, genel olarak kötü parça. Bugün gerçekten henüz beğendiğim bir iş dinleyemedik. Umarım Asbaba beni şimdi yanıltır. Umarım. Spoiler vermeyeyim sana ama. Ben dinlemedim, dinleyeceğim şimdi. O zaman sıradaki parça. Aspava çok özledim. Geliyor. Yasin'cim, toplu geç kararını şimdi yazdınız çünkü. Daha önce 3 kişi geç dedi. Burada 60 kişiyiz. 3 kişi geç derse geçemem. Hani en azından bir %10'u yakalamanız lazım. Yani bir 10 kişinizin falan geç yazması lazım. Ondan bekliyorum. Spoiler'ı bu yüzden söyledim sana. Yani ben şey unutmadan şeyi söyleyeyim mesela. Velet'in bir önce klibinde bir de hani müziğe özenilmemesini geçtim abi. Defkan'ı sahnede fark etmişsindir. Üçü duruyor. Güneş bize vuruyor. Yok, abi hani yönetmeniniz mi yok abi sizin? Yok muhtemelen. Yani gerçekten. Yani bir hani Türkçe rap kliplerinin ya şu sahne. Ona bir geri döneceğim. Asfoya döneceğim sonra, merak etme de. Şuradaki bak abi o kadar hatalı bir kullanım ki. Ya bunda şey olabilir mesela. Tam adını şu an hatırlamıyorum da, güneşi arkaya alıp komple karartıyorsun ya öndeki kişiyi, ne deniyor olmuş ona? Mu? Hayır, olmamış işte. Yani öyle bir şey görüyor musunuz aşağıda ekranda? Hayır, öyle olsa mantıklı. Öyle bir şey de yok yani. Hata direkt mi? Neydi onun adı ya? Ters ışık mıydı? Öyle ters şey, ışık öyle bir şey değil aslında da. Ya, tam hatırlamıyorum şu an terimi. Bir iki yerde daha da gözümüze vuruyor artık. Yani insanları görmüyoruz bak şuralarda falan. Bir tık gerisinde olacak o geçişi. Ses kapalı, merak etmeyin. Ah bak. Yani abi gerçekten yani bari hani artık müziğe özenmeye geçtin, normalde kliplerinize özeniyordunuz ya, hadi biraz klibe de özenseydiniz bari artık bir kere de ya. Onu söylemeyi unuttum ve sinirim bozulduğu için tekrar eklemek istedim yani. Rembrandt Reis. Of. Onu düşünebilecek insanlar mı sence bunlar? Özür dilerim, doğru söylüyorsun. Selam bu arada Teknoboy. Aa Teknoboy soyun. Hoş geldin. Abi Aspava'da da bak lo-fi beat kafası güzel. Eyvallah. Parça en başta beni yakalar gibi oldu ama ya 3,5 dakika çok uzun olmamasına rağmen baydım, çabuk baydım. Ben o kadar dayanamadım ya, ben vokali duyunca direkt bıraktım yani. Yok, vokal kullanımını ben burada beğendim. Ben sevmedim ya. Çok rahatsız edici geldi. Tamam, hata yok. Yani en azından onu söyleyebilirim. Yani teknik olarak hata yok ama çok rahatsız edici geliyor. Çünkü bana daha önce dinledim mesela, Derya'nın nakaratında hata vardı. Bunda hata yok. Öyle bir güzel yanı var ama şöyle bir sıkıntı var. Evet, yakalamıyor, çekmiyor beni. Bu arada Aspava rap değil zaten, R&B dediniz. Ben hayır, R&B değil de dedim. Onu daha geçen hafta hatta Onurcan'la Lilze üzerine, Lilze'in parçasında şeyde Onurcan geldiğinde Onurcan'la da tartışmıştık azıcık ama tekrar edeyim ben. Galiba evet. Nakaratta hata ne demek? Derya'nın parçasında nakaratta şöyle detone var mesela. Nakaratta hata bu. Hatalı bir okuma var orada yani. O yüzden hata var diyorum. Detone oluyor orada. Sadece detone olmak değil. Birçok hata yapabilirsiniz ama Derya'nın oradaki hatası detone olmasıydı. Ama ben mesela lo-fi beat kafası olarak bu parçanın beatini beğendim. R&B olayına geleyim. R&B olması için hani bu şey değil.
biz şu anki çok popüler olan kültür mevzusu gibi bir mevzudan bahsetmiyorum aslında. Sizin müziğinizin bazı temeller, köklerini müziğinizde görmem lazım. R&B olması için. Ben sizin blues ve soul kökenlerinizi müziğinizde, vokalinizde hissetmem lazım. Burada öyle bir şey yok. Bu pop iş abi. Yani o yüzden R&B değil. Hani örnek veriyorum. Lil Zay da R&B değil. Türkiye'de R&B olmadı. Türkiye'de R&B'imsi kötü işler yapıldı erken dönemde de. Mesela Doğu hep söylerim hani. Yani çünkü hani yarım konuşarak hani Bağ Porçun Çanmalicim falan der gibi konuşarak böyle. Allah belanı vermesin senin ya. Gözümün içine bakarak söyledi bir de. ama öyle konuşmuyorlar mıydı? Hani ama öyle bir şeydi abi o yani gerçekten. Hani böyle yarım yarım konuşarak böyle çok kötü bir cringe bir Amerikan aksanı deneyerek söylenen Türkçe sözlü parçalardı ve kesinlikle R&B falan değildi yani. Hepsi grubu da buna örnek yani. Ben dinlemiyorum seni şu an. Dinle ama öyle yani. Bob Fortune kendi yani hepsinin konuşma şekli. Buydu ama ya gerçekten. Neyse sizin R&B yapmanız için müziğinizin köklerinde bunu da görmem lazım ama bir de şöyle bir şey var. Türkçe fonetik olarak R&B'ye gerçekten hiç uygun bir dil değil bu arada. O vokal için. Bence. Ha belki biri bir gün yapar beni yanıltır. Belki de şu ana kadar yapılamadı bilmiyorum. Hepsi mi Fifth Harmony mi peki? Undertaker's mı peki? Yani size mesela orijinal güzel bir R&B örneği açsam mı mesela? Açalım. Size onu bir getireyim ben bir tane. Kısaca örnek vermek için. Ses kapalı olabilir. Yok ses kapalı da zaten onu açacağım. Size R&B örneği olarak anlaşılması için bunu podcast kısmından sileceğim zaten çünkü haftalık parçası değil. Whitney Houston I Have Nothing geliyor. R&B bu abi. Kalkış duyurusu yapayım mı? Yok tekrar. Yok 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 şey değil. Biraz değiniriz. Hani arkadaşlar hani moladan geldiğinizde ben buradaysam beni ekranda görüyorsanız bir şey yazarsınız. Geldik falan yazın gittiyseniz. Abi yok tarz meselesi illa yavaş olmak zorunda değil de bakın arkadaki enstrümanlarda falan vokal tarzında soul etkilerini aldınız, blues elementlerini gördünüz, caz elementlerini gördünüz değil mi? Mesela bir brass kullanımı var. Parçanın ilk girişinde de var, burada da var. Mariah Carey örnek verebilirim size daha hareketli bir şeyler dinlemek istiyorsanız örneğin. Ali'nin dediği doğru işte. R&B deyince çoğumuzun aklına şey geliyor ve 90'lar sonu 2000'ler falan. Evet. Ama o hani R&B bu yani. Şimdi sizin parçanızda bu yoksa sırf yarım ağızla Amerikan İngilizcesi taklit ettiğiniz zaman ben seviyorum oğlum ne bakıyorsun ne sıkıyorsun. Yok ben de hala seviyorum. İçmek istersen diye sana da getiririm. Hatta teşekkür içmezsen ederim. Ben içerim zaten. Ben... Var dolapta daha. Eşlik ederim dur şu kolayı bitireyim. Dolapta daha var panik yok. Rahat rahat iç. O yüzden R&B değil. Hani örneğin Lil Zay de R&B değil. Evet günümüzde R&B de form değiştirdi ama o özüne daha sadık bir şey. Hani rap kadar alt janralara dağılmış bir müzik türü değil R&B. Ki The Craze yayınlarında ayrıca bir R&B yayında yaparız muhtemelen. Musab o konuda bir bilgim yok bu arada. Sormuşsun yukarıda şimdi gördüm. Evet Weekend ve Bryson Tiller'ı örnek verilebilir evet. Hazır konuyu dağıttık. The Craze'in ilk yayını bayağı güzeldi. Teşekkür ederim. Onur adına da. Da teşekkürler. Diğer yayınları da ben merakla bekliyorum. Soğuk Nesquik o. Ay ben seviyorum ya. Buradan da malzeme çıkaran anti medeniyetsiz rapçilerimiz olabilir. Anti vazgeçtim sonra kelimeyi değiştirdim onlara diyorum. Ha peki. Ya çünkü şeyiz ya biz. Onu fark ediyorsundur. 3 gündür falan 2 kez falan telefon numaram istendi benden Türkçe rapçiler yüzünden. En az DM'de. Ve şey var hani. Daha önce de başımıza geldi. Siz çok softsunuz işte yok yumuşak yok yavşak bilmem ne hani şey bu giriş hani direkt bu şekilde davranıyor adamlar ve şey var. Şu müzik içerisinde abi nezaket kullandığın anda yumuşak oluyorsun farkında mısın? Falan diye öyle. Evet evet onu istiyorlar hani ben nasılsınız dediğim zaman mesela yumuşak oluyorsun mesela. Küfür kullanmadığın zaman falan. Sert erkek moruk evet o yüzden Nesquik'imden mutluyum ben. Kalsın sert erkek moruk. Abi zaten dinlediğiniz şeyi de fark etmişsinizdir ben yokken. Dilin fonetik yapısı da Türkçe'de ben bunu hayal edemiyorum. Gerçekten hayal edemiyorum ya. Yo bugünkü yayından da değildi Deniz'im. Ya uğraşayım ya ama. Bugünkü zaten yayından da değildi. Uğraşıyor ya. Bugünkü yayından da değildi. Alakası bir mevzu ya. Ben kendimi bildim bileli Baykan'a uğraşıyor ya. Evet hem hip hop hem faşist olmak nasıl bir kafa Ensargo? Ben de çok merak ediyorum.
Fuat'ın bir sözü vardı öyle ya. Yok Fuat'ın değil ama Fuat'ın... Hayır ben seni sanki sözümü söylemedin ki ben Fuat'ın değil diyeyim. Ben sana sanki emin değilim. Ben sana farklı bir örnek vereyim hani Sean Price'ın mıydı? İşte şey diyor hani gangster rapçiler yumruk yumruğa kavga edemedikleri için sürekli silahtan bahsediyorlar sanırım diyordu yani mesela en basitinden. Şampi değil mi Ali? Doğru hatırlıyorum. Devam edelim mi? Geldiniz mi? Ben dedim ya geldiğinizde bir gelin yazarsınız demiştim o yüzden bekliyordum. Bence kaçtı o arada. Olabilir. Ya yumruk yumruğa kavga da hani yani medeni olmayan bir çözüm de ya çünkü bugün şey var ya bugünkü olay konu bambaşkayken ya ben vokalini beğenmiyordum dediğim için adam bana bugün hakaret etti Twitter'da yani. Anlatabiliyor muyum? Abi beğenmiyorum bitti ya. Zorla mı beğendireceksin? Yani. O konuda ben şeyi takdir ettim ya. Biraz eleştirmiştik aslında şarkısını da Melis galiba. Evet. Abi olması gereken bu. Medeniyet seviyesi bu çünkü. Teşekkür yani. Etti mesela. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Size R&B örneği olarak da bunu dinlettim çünkü. Bu yüzden ben yapılan işe R&B demiyorum. Daha çok pop'a yakın işler. Aspova'nın mesela bir önceki albümü, geçmeden şunu da ekleyeyim mesela. Aspova'nın bir önceki albümü ağırlıklı synth pop, synth wave soundlardaydı mesela. Direkt yani. Ona da R&B dediler Türkiye'de. Alakası yok abi, synth pop o yani. Kendisi söyledi zaten ya. Daha yani kendisi söyleyene kadar R&B diye çıktı abi o işler. Hani dinleyenler Aspova'nın yeni R&B parçası falan diye şey yaptı yani. Synth wave'di o albüm yani baktığımız zaman. Yok Tuhan'la bu arada Tuhan yayın yapmak istiyor abi gerçekten yani şey değil. Mümkün tabii. Hani ya Tuhan'la kavga gibi bir durum olmayacak yani. O kimseyle benim kavga gibi bir durumum olmayacak bu arada yani. Çocuk değilim de. Hele ki şu pandemi ortamında bozduğum karantinayı salakça bir konu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmek için asla yakmayacağım yani. Aşağıda 82 yaşında anneannem yaşıyor benim yani. Bana mı laf attın? Ha. Bozduğum diye. Hayır, tamam. Bozduğum demiyorum lan. Ben bozmam diyorum. Ya, tamam, bozduğum dedin de ben de bozduğum çünkü. Yok hayır, şundan bahsediyorum. Saçma sapan bir konudan kavga etmek için karantinamı bozmam. Tamam. Cümlemi tekrar edeyim yani. Hele ki aşağıda 82 yaşındaki anneannemle bir temas halindeyken yani. Yani. Herkesin de meraklı kavga ya abi. Sıradaki parçamız. Atlas Zorla geliyor. Gittik Atlas'a. Tam denk geldi ne yapayım. Hani siktir git kapımdan dedi ve parçayı kapattık çünkü yani. Öf, geç karar çıktığı için geçtik. Gecikme mi var gerçekten trollüne mi şu an hepiniz geç yazıyorsunuz? Tabii ki buna troll cevap evet, vereceksiniz. Evet buna troll cevap yani. Gelecek yani o yüzden. Bir yazalım. Yani bak 4-5 falan gelecek. Ayda Oda 23 takip için teşekkürler. Hoş geldin. Çünkü yani drop gözükmüyor bizde şu an. Yine başladık aynı şeye ya. Üf, parçayı nasıl buldun? Olumludan başlayayım. En azından diğer benzer şarkıların aksine ben yine bu şarkıyı birkaç kere daha dinledim başka isimlerle. Ama onların aksine en azından bir şey anlatıyor. Olumlu tarafı o. Yani iyi bir şarkı değil ama anlattığı bir şey var en azından. Gerçekten takip ettim ne dediğini. Bu arada gerçekten trollemeyin abi. Hani duyduğunuz sayıyı yazar mısınız? Bu kadar bir gecikme mümkün değil çünkü bizde öyle bir drop gözükmüyor ya. 1 Tamam. Yok, sıkıntı yok. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler abi. Hayır, 1 doldu. Tamam. Puan veriyormuş gibi. Zaten puanı da o yalnız parçalım ya. 2 çıktı abi. Yok, tamam. Ya şeyden iyi bu arada. Hani şu ana kadar bugün onu da geçsek ve çok açma desem de maalesef şu ana kadar dinlediğim en iyi parça Aspova'nınki. Sonrasında yine bu gelir herhalde ya. Beğenmemekle beraber. Evet, bugün bayağı kötü bir haftadayız yani. Ben bunu da beğenmedim kesinlikle. Ve gerçekten lirikal manada Atlas'a soruyorum. Abi ne başardınız gerçekten? Hani çünkü başardık işte şunu yaptık. Abi hakikaten ne var ortada? Onu söyleyecektim. Görmüyorum ya. Aşırı iddialı şeyler var. Cümleler var. Mesela şey ölümcül ekibim falan diye. Hani bütün rapçilerde vardı ama en azından birkaç tane şeyi yakaladım ben. Güzel bir iki tane söz vardı. Ya kendi adıma ben henüz bir şey başaramadım yani. Hani söyleyeyim biz de başaralım o zaman hakikaten yani. Ya ben başarmış hissetmiyorum abi yaptığım hiçbir şeyde şu ana kadar yani. Zaten muhtemelen başardığını hissettiğin. Bu çok iddialı bir şey yani. Yerde kendini tekrara girmeye başlıyorsun. Yani yok bir şey var. Gerçekten başardım cümlesini kurmak için Jay-Z'nin yaptığını falan yapmış olmam lazım. Çünkü başardı. Hani yoktan adam yani imparatorluk kurdu kendine yani.
ne bileyim Russell Simmons'ın falan yaptığını yapmış olmam lazım. Ya da Almanya'da Bushido'nun yaptığını falan yapmış olmam lazım. Abi 3 parça çıkarınca ne başardım ben? Yani ben bunu anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Huzurlar içinde uyusun. Aynen. Whitney Houston şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça. Ya Türkiye için Jay-Z'nin %20'si de başarı sayılır. Tabii ki deseririm de hani şu an şey var. Başardık diyen arkadaşların toplam 10 parçası var. Ne başardınız abi? Gerçekten ne başardınız yani? Sadece bak dinlenme sayısında da ölçmüyorum ben. Hani ben Kili Hakan değilim çünkü. Hani 3... yani... 3K yani 3000 ya da işte 4 milyon, 10 milyon bir şey ifade etmiyor abi. Kalıcı olmak adına ne başardın yani? Ya ben onun için başarmadınız abi henüz bir şey. Sıradaki parçamız... Yanlış bir şey mi almışım diye baktım da göreceğiz. Galiba. Sıradaki parçamız... Omero Flows geliyor. Bu Türkçe mi acaba? baştan alıyorum. Ya çünkü şey var, haftalık sizden gelenlerim. Haftalığın işte Discord'daki gönderisinden de yerli yabancı karışık ya aynı topikte. Acaba kazayla mı aldım dedim, emin olamadım bir ara. Unique'den gelmiş, evet. Şuna baksak çözecektik abi yani. Hazır bölmüşken şeyi söyleyeyim, Türkiye'de Ezel başardı diye mesaj geldi ya. Evet, bence başardı. Onların da çoğu başarmadı daha. Ya yok, Ezel başardı. Bu arada bir saniye dur. MF'ye Furkan selamlar. Aboneliğin için çok teşekkür ederim. Yayınlara katılman bile bizim için değerliyken sen ekstra bir şey yapıyorsun. Tekrar çok sağ ol. Tamam. Ya belki bir iki tane ismi sayarız ama çoğu da başarmış değil ya. Yani başarı kıstasımız ne önemli? Ya, Atlas'ın çıtasına bakıyorsak Atlas başardı mı? Atlas'ın çıtasına bakıyorsak Ezel başardı. Tamam. Okey. Yani. Onda en fikrim ama Ezel'in mesela daha o da farkındadır muhtemelen, şu an oraya oynuyor. Ben de Deniz'e katılıyorum. Ezel ve Gazapizm gayet başardı gençlerden yani. Ya genç dediğim hani ilk jenerasyonun aksine yani. Şuna katılmıyorum işte ben. Başardın dediğin yerde kendini tekrar etmeye başlayacaksın. O yüzden hani onun bir sınırı yok yani. Bunu daha bilmiyoruz bu arada. Onun bir sınırı yok yani. Bunu daha bilmiyoruz. Ezel ve Gazapizm ya yani 2 sene kariyer bazında ölmedikleri müddetçe Allah gecinden versin diyeyim hani, tabii ki şey demiyorum. Şu açıdan diyorum. Müptezel albümü çıkalı 3 sene oldu. Evet. Jay-Z'nin başardı dediğim şey 94'ten bu yana geliyor hani. Ya da Snoop Dogg'un başardı dediğim şey, ortada bir 30 yıllık kariyer var ya. Hani şimdi Ezel'in Müptezel'den bugüne geldiği arada çok hızlı albümler de çıkarmış olsa 3 sene. Gazapizm'in 3 sene. Tekrarı şu anlık tekrara düşmüş gibi gittikleri kısımlar yer yer var ama 10 sene sonra hala aynı parçaları veriyorlarsa bu cümleye ne söylerim? Şu an bunu gözlemek için erken. Şu an tekrarda düşmüşler gibi gidiyor ama ben şu an bu cümleyi söylemek için erken olmuş. Yok, tekrar düştüklerini söylemedim ben. Şeyden bahsediyorum. Bir daha aynı cümleyi söyleyeyim. Ben başardım, oldum artık dediğin yerde tekrar girmeye başlayacaksın. Ezel mesela şu an şeyi yapmaya çalışıyor. Yani globale oynamaya çalışıyor. Bir şey daha başaracak bir şeyleri var. Evet, çünkü daha başarabilir. Ben burada şeyden bahsediyorum. Lokal manada Ezel başardı. Tamam, lokal manada başardı ama Ezel'in bile hala daha başardım diyemediği şeyler evet varken bunu söylemek için erken, onu söylüyorum. Evet. Aynı çizgideyiz. Aynı şeyi söylüyorum. Ama yani lokal manada Ezel ve Gazapizm başardı şu an. Evet. Yani şu an çünkü şeyler hani 4 sene önceki Türk Şerep konser fiyatlarında biz bir şey gelir olarak, ticari olarak bakıyorsak 4 sene önceki Türk Şerep'te kazanılan paraları düşündüğü zaman çok rahat başardılar, evet. Ama hani izlenme olarak da, müzikten kazanılan para olarak da ben başardık diye parça yapan insanların birçoğunun başardığını düşünmüyorum. Emir Kemal'in yazdığını baksa, abi aynı şeyi söyleyip kavga ediyorsunuz. Evet. Klasik, ben alıştım artık. Yani. Bir yere mi gidiyorsun? Yok. Öyle bir kulaklığı çıkardın ki şey, programı terk ediyorum. Hani Doğu Perinçek. Reji, beni çekeceksin Reji. Burak Kutu muydu? Ya abi zaten bak burada yine koptuk. Hani abi şu başardı, bu başardı. Ben zaten kimse başarmadı demiyorum. Başardık diye bugün de anlaşılmayan mevzu. Şu an bugün en başta bugünkinden gireyim abi. Şunu söylüyorum. Bugün bir Keyşan mevzusu vardı ya hani. Ben Keyşan'ı savundum hani. Şey boom bap trap mevzusu. Ya boom bap davamız işte, kültürü sattınız, kurtaracağız falan diye konuşanların hiçbiri zaten boom bap dinlemiyor dedim ben sadece. Hiçbiri demeyeyim. Çoğunluğu dinlemiyor. Yani dava diye gezen insanlar nasıl aslında o davanın yolcusu değilken, zaten ortada bir dava da yoksa, şu an başardık diye parça yapanların da çoğunluğu başarmadı, bir şey başarmadı aslında diyorum. Yoksa evet, başaran isimler var. Hani burada isim saymaktan ziyade ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman parçamıza dönüyorum tekrar. Omero Flows geliyor. Herhalde böyle okunuyordur artık. Hakikaten nickler ve şarkı isimleri artık ben çok zorlanarak okuyorum. Hangi dil oldukları belli değil abi. Unique'den çıkmış bu arada. Biliyorum da
Ya parçayı belki de beğenebiliriz yani. Bu direkt ön yargı yorumu değil. Gerçekten artık o karmaşa var ki hangi dilde bu parçanın adı yani. Evet, Eminem'in kardeşi bana hay dedi, başardım. Evet, tebrikler abi yani. Omer of Loss geliyor tekrar. Geçiyorum. Mali bana bir şey sordu da benim aklımda bir şey canlanmadı. Geçtik bu arada. Hangi şarkıydı ya? Bak şeydi. Oha, çalsaydın kardeş demiş ya. Anana işte neydi o şarkının adı, o muydu onu? Hey nananla. Hayır be, o değil. Yani. Fujiz mi? Yok be. Bunun Fujiz'e ne alakası var? Hayır, aradaki yeri yakalamadın mı? Abi ben o kadar odaklanamıyorum ki artık dinlediğim şeylere yani. Ya muhtemelen çalmamış hani, bilerek kullanmış, o kadar net bir şekilde kullanmaz herhalde ya. Abi bir dakika, Fujiz de abi, parçayla Fujiz'in alakasını kuramadım diyorum ben. Hani Fujiz Olala'yı biliyorum. Arada Okay çok abi. Küçük bir bölüm vardı. Kaçırdım ben o zaman onu. Eyvallah. Verus, o bayağı meşhur şarkı zaten ya. Abi Okay abi, anladım. Lauryn Hill de ya, ben o parçayı burada kaçırdım onu diyorum. Yani Almanca rap'e de dönüldü arada zaten. Flos'muş bu arada, Almancaymış şarkı ismi. Yani. Evet, bu arada bu arkadaşın geçerli. Eğer Almanya'dan Türkiye'ye geldiyse döviz kuru bazında cepleri gerçekten para dolu olabilir yani. 10 euro ile geldiğin zaman saray falan alıyorsun artık burada. Kumpir şarkı galiba bu bizim. Evet, Deniz'in dediği hepsinden biraz aynı çalmış bence direkt demiş. Ben o kısmı dediğim gibi artık ben bir süre bazen dinledikten sonra kafa gidiyor böyle saçma sapan, hani yarın ne yesek falan dalıyorum ben dürüstçe. Odaklanamadığım anlardan birine geldi herhalde. Mali de bana aa falan yaptı, ne oldu dedim. Duymadın mı dedi, yo dedim hatta yani burada. Ne dedi. Best Metal Pro. Şu öyle konuştum çünkü. Öf. Bu da kötü iş ya. Dedim ne dedi. Evet, anla küçüm. Güzel. Abi buna da benim söyleyeceğim maalesef iyi bir şey söyleyemeyeceğim yani. Zaten ben kaçırdım ama çoğu kişi zaten senin de fark ettiğin gibi direkt parça aynısını yapsaydın abi falan dendi zaten. Onun için geçiyorum. Bayağı yani. Netti ya. Senin şey odan kaydı o arada büyük muhtemelen abi artık. Yakalamama ihtimali yok çünkü. O zaman bir demomuza bakalım ve netteye mi geçelim? Yapmamı be. Netteye geçelim abi. Gülmeyelim mi hiç bugün? Hakkımız değil mi? Garibanların yüzü gülmeyecek. Garibanların yüzü gülür mü hiç? Gülür mü? Nette de değiliz de bugün çok yakın bir yerdeyiz ha. Patron falan Halilcan dinleyeceğiz. Yok hani şey yapıyoruz biz. Şu an üstünüze ben sizin kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane normal parça attım. Bir 5 tane de nette atayım. Sonra normalimize dönelim. Sonra sizin üstüne bize bir 50 tane daha nette atayım istiyorum. Ne diyorsunuz? Selim Şehir'in dediğini yapsak mı? Nedir o? Nette eli gülmeme challenge. Çok zor ama deneyelim. Tamam. Abi bu bizim bağımlılığımız yani. Arda'cığım nette olmasa da bugün garibanın kulağı güzel müzik dinlemiyor bugün yani. Maalesef. O zaman bize şeyden gelen parçayı bir açayım. Perzingo burada. Bu bize sizden gelenler olarak geldi. Discord'dan ilk ona bakalım. Sonra biraz netteye girelim. Sonra normal playlistimize döneriz. Ezel falan sonda. Açacağız daha. Neredeydi? Burada. O zaman Perzingo Mitoz geliyor. Arturo'da hoş geldin. Nasılsın? Bir verse daha yoktu herhalde. Yok abi değil çünkü mi? 20 saniye kaldı parçanın bitmesine neredeyse. Ya demo mantığıyla kaç? 30 saniye evet. Demo mantığıyla bakıyorsak. Demo bu. Bu dinleyici gelen bu profesyonel bir iş olarak geldi. Demo mantığıyla bakıyorsak yarısına kadar fena gitmiyordu ama ben sözleri anlamadım mixten dolayı. Evet. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Sadece hani kulağıma hoş geldi oraya kadar. Ortasına kadar sonrası. Evet, dendiği gibi mixten dolayı bize geçmiyor. Hani yani şey yok. Bazı yerlere zor anlıyorum. Bir de bizim mahalleye bu ara köpek bıraktılar herhalde yine. Hani onların sesi de kulaklığa rağmen bayağı bir geldi. Odağım yine kaydı benim ama şey var. Beat free değil belli ki bu şekilde yazıldığına göre.
beat güzel, lo-fi, new wave soundları arasında bir yerde. Hani enstrümantal kafayı sevdim. Vokal bence bunda da hani gelişimi açık. Yani şey var, özellikle mix yüzünden çok anlamıyorum ama durağın bir flow ama şey olmuyor. Beatle uyumlu bu sefer. Hani daha önce benzer bir iş geldiğinde demiştim ya abi, beatle vokal mantığınız hiç tutmuyor bunda diye. Hani beat chill ama siz agresif vokal yapıyorsunuz diye. Bunda mesela beatin hissettirdiğiyle vokalde bize gelen şey uyumlu. O açıdan güzel. Ama mix hatasından dolayı anlatılan şeye dair bir fikrim pek yok benim de şu an için. Çünkü bazı yerlerde gerçekten beat çok üstte kalıyor. Ama gelişimi açık görüyorum ya. Dinleyici demomuzu. Yok, daha netteye geçmedik Halil'ciğim. Evet, gelişimi açık yani, evet. Yani gelişimi açık, sözler çok... Evet, bugün yalnız ama ben mito, sen biyolojik beyin falan bayağı şey... müfredat... lise 2. sınıf PM müfredatından gidiyoruz ya. İnfalanın şeyi var ya, Tanzimat Edebiyatı şarkısı. Aa, değil mi? Aynen. Netteye nereden girsek? Netteye düşüyor muyuz şu an? Düşüyor. O zaman ben bir içecek alayım. Tamam. Sen içeceğini kap gel. Yok, sen başla o arada lütfen. Ben kaçırmak istiyorum. Ya yorumlayacağız beraber. Allah kahretsin ya. Bir şey istiyor musun? Yok kanka. Buradaki daraşmalık yüzünden sen de kalkarken zorlandın. Bak dediğim oldu yani. Aslında Şahin de kalktan ben merak edip diğer 3 parçasını falan da, geçmişte yaptığı parçaları falan da aldım. Bugün playliste dinler, belki bakarız diye. Evet anlakıcım, Nesquik. Ben seviyorum. Türkçe rapteki gangster rapçilerin aksine ben Nesquik ve süt ürünleri seviyorum. Teşekkür ederim. Polisi arayacağım birazdan. Sebep? Gelsin bassınlar evi, netleri dinlemeyelim. Ya sanki evde illegal bir şeyimiz var da polis hani... İllegal abi bu. Hani şey, bence, nette dinliyorlar diye ev basıyor yani. Bence nerenin nette polisi dinlemek yani? İllegal olmalı. Ay. Aa, Vels, onu ben kaçırmışım o zaman yayına girdiğimizde. Bugün biraz Mali yanıma gelecek falan derken, hem geç girdik o telaşla, ben geç hazırlandım falan derken Discord'a güncelinde bakmadım. En son yayının başında açıp Mali'ye Watch Together linkini attım. Telefonundan dinlediği için. Onu haftaya alalım. Ya gerçi bugünkü bütün gündemimiz netteye gibi ya. Biraz normal gidelim istiyorsanız. Ya, ya hadi netteye girelim ya. O kadar söyledik. Nereden başlayalım? Bu suç ya. Bu kadar insana bunu yapmak suç ya. Evet, geliyor. Mirzah Bıra geliyor. Bira değil mi o ya? Bıra. Aa, ben bira sandım. Hani biraderin bırası kanka. Marizliyorlar yine bizi. Aparmalı şarkı. Evet, aparmalı ben şarkı. Ben bilmediğim için hep aynı şeyi söylüyorum. Evet, ben de başka bilmiyorum yani. Böyle 2-3 izlediğim bir yerden falan böyle bir şey biliyorum. Sansar da netteye de gelecek, merak etme. O zaman Mırzah ya da Mirzah da olabilir, bilmiyorum ama Mırzah'tır. Bıraysa Mırzah'tır yani. Bıra geliyor. Sütyen mi acaba? Hani bıra? Bilmiyorum. Evet, geçtik. Bir bassana bir daha. Bir... Neye bak? Bana sesli geliyor diyor. Siz devam edin, ben dinliyorum. Bizde de açılacak zaten onu başlattığında. Ha tamam. Ya hadi ya. Ciddiye aldım beni. Tüveli ben seveceğim ama şey değil mi? 21 Savaş. Hani direkt hani çok çok yiyoruz. Ya bu arada gerçekten diğer dil ne cevabı bilen var mı? Kürtçe mi? Kürtçe gibi gelmedi bana pek ama. Ben bırra falan, hani o Kürtçenin şeyi var ya, biraz kaba aksanı var ya. Irkçılık. O yüzden Kürtçe'ye benzettim. Arabesçe peki. Kürtçeymiş bak, evet. Kötü yani, yorum yapmayacağız biz ya buraya IQ düşünmek için yani. Yayın uptime abi, 1 saat 45 dakikadır buradayız ama daha buradayız canki. Kürtçeymiş, tamamdır. Teşekkürler arkadaşlar. Sıradaki işimiz Komplo K, zor gelir. Ya da Komplo K. Bilmiyorum abi. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Yalnız geçtik merak etmeyin. Bir açıdan tebrik edeceğim. Nette de ilk kez ritim kaçırılmadı ya. Nette standartların üstünde bu arada. Ya nakarat berbat bu arada da yani. Nette standartların üstünde. Hani gerçekten evet, karlı bile çıkmış olabilirsin panik. Bu arada gerçekten ilk defa ritim kaçırılmadı netlerde. Bu açıdan başarılı.
Eyvah eyvah ya. Abi netlerin popu da kötü bu arada ya. tüm nota kaçırıldı ama evet. Yine de bir şey kaçırılıyor netlerin geleneği yani. Diye yorum yapacak mısın? Şu an benim mesela yine anlayışını takdir ettiğim bir arkadaşım geliyor. Dalga geçmiyorum şu an gerçekten. Dilde ve Dekrat ışıksız sokaklar. Dekrat 2 hafta önce falan Ulaş'ta bana geldiler işte. Oluyor. Kanka 9'unda parça çıkıyor deyip bunu dinletti. Kanka bak yayında gömeceğim haberin olsun dedi. Am almak zorunda mısın yayına diyor bana. Zorundayım çıkarıyorsun dedim. Canın sağ olsun dedi mesela. Bak buna saygı gösteriyorum ben ya. Ne kadar çok bitiyormuş. Evet çok çabuk bitiyor ya. Onlar da küçülttüler. Sevdim iki tane aldım. O zaman sıradaki parçamız Dekrat bu arada Jambay Walker'ın çıkış yaptığı parçanın nakaratı söylüyor yani o parçayı nakaratındaki arkadaş. Konuşamadım yine. Ben Dekrat diye okunuyorsam. Dilde Işıksız Sokaklar featuring Dekrat geliyor. Bunlar ya ben ek bir taraftan çete bakmadığım tarafta ayarlamışım. Müslümanları Cengizler ayarlamışlar. Onlar tek kameranın oranına göre ayarlandı. Hiçbir şekilde oturmadık yani onlara bugün. O yüzden bugün sade devam edeceğiz. Fotoğrafları ben Photoshop'ta yaptım abi. Paylaşırım Discord kanalımızı istiyorsanız. Ya Dilde kötü abi. Bu arada Safir Yener Şefik benzetmesi geldi. Bence Safir'den iyi. Bak Safir'le kıyaslıyorum. Başka bir şey değil. Safir'le kıyaslıyorum. Arkadaş kayırma değil. Arkadaşım Dekras zaten. Dilde'yle tanışmıyorum ben. Vallahi ben burada birilerine benzettim diye laf oldu. Evet. Sıkıntı çıkardım bana o yüzden garip. Net Safir'den iyi bu arada. Ama yani kötü ama Safir'den iyi yani. Neydi o arkadaş? Şahin miydi? Jambay Walker var olmasa bile ben buna Jambay Walker derdim. Emir'cim görüşürüz. Bu gerçekten Safir'den net iyi bu arada ama kötü parça ya. Gerçekten kötü parça abi. Ama yani şu an nette de geçen hafta Şahin Dekak öyle bir yere koydu ki çıtayı. Ben dalga geçeyim yani ben daha komik bir şey görüp dalga geçemeyeceğim diye çok üzülüyorum artık. Şu an o gelmedi açmayacaksın yani. Açmayacaksın değil mi başka bir şey onu? Netteden? Yok. Şahin'den aldım aşağı. Ama bakarız yani. Ne hayallerle başlamış. O zaman Nette'ye devam ediyorum. Gerçekten çok kötü, çok kötü ama yani aşırı da dalga geçemedim. Hani arkadaş geldi yani ben daha kötü bekliyordum. Çok kötü ama ya şeydi böyle ben daha kötü bekliyordum da Şahin Dekak öyle bir yere koydu ki çıtayı kanka. Hani ben artık mizahım bitti benim yani. Boş hep de farkında. Şahin de kanka. Şahin de kanka. Abi çok iyi. Şahin de kanka. Şahin'den mi bir şey açsak? Aç geldi yere. Geri geldi bak, o zaman Şahin. Ben bir şey soracağım sana. Geçen hafta Düzmece'yi dinledik. Burada niye gözlük bezi var abi? senin için getirdim. Niye buraya koydun şimdi? Kamerayı siliyor. Allah kahretsin. O zaman Şahin Dekak geçen hafta Düzmece'sin isimli başyapıtını dinlemiştik. Yine bak adamın ismi geçince konuşmam bitiyor benim. O zaman size ne gelsin? Zarar ziyan mı gelsin? Kara kışın mı gelsin? Seçenek sunuyor bir de. Yangın mı gelsin acaba? Zarar ziyan gelsin hadi. Seçenek sundu adam ya. Şahin Dekak zarar ziyan geliyor. Bu arada gerçekten o demin sizin duyduğunuz o cızırtı var ya hani bizim jaka değmemiz falan değil. Parçanın orijinalinde var abi o cızırtı. O ses. Şu ücretli tanıtım neymiş ya? Ne bileyim tıklayacağım mı ona şimdi? Kesin en iyi gasp için kar maskesi reklamı falandır yani. Ne olacak başka? Balaklava reklamıdır yani ne olabilir? Abi bu adam gerçekten çıtayı öyle bir yere koydu ki. Çıtayı böyle bir yere koydu ki bak başka bir şey yani artık dalga geçemiyorum başka bir şeyle abi. Sazmix. Bir tane daha açalım ya. Bir tane daha. Bu parçaya bakmayalım mı ne diyorsunuz? Şahin Dekak'ı dinledim şimdi niye yaptınız bunu bana diye. Yorum geldi. Verse girseydin. Verse mi? Verse.
Verse değil. NetD'de ona Verse diye okuyoruz. Tabi Verse varsa emin değilim. Devamı abi çok güzeldi. Geçen hafta abi tamam parçanın tamamı Verse. Bir Şahin de kalk daha kısaca bakacağım. Şu Yangın'a bakalım mı? Çok yükseldim ona ya. Hangisi? Şurada bak. Yangın düet ha, tamam. O zaman Şahin Dekak ve Hayat Sönmez düeti geliyor. Bir de başka isimlerle düet. Şeyi Yangın geliyor. Uyumu nasıl ona bakalım. Yangın geliyor böyle. Flow mu? Dur ya kapanma dinliyoruz ya. Bak basar mısın şuna? Bari başka darbe parça. Yapıyorum yönetime de. Bari başka parçasına bak ama bu ne oğlum canım gitti. Ya canımdan can gitti. Ne başka şarkı kalmadı ki? Var bir tane daha parçası var. Kara kışım var bir de. Bakalım mı? Abi ne olur nette. Abi netteyiz şu an bu arada abi. Nette bunlar. Bu abi netteyle çalışıyor. İnanmayanlar bakın nette logosu. Direkt geldi yani. Yok gözükmüyor ki orada. Evet, başka ya, bir şey koymuş. Kaka var zaten de o nette işte yani. Üf. Bir de kara kışımı var. O da buymuş. Bayağı ekip var bunda ya. Güzel bir şey çıkacak şimdi. Orayı bir daha görmek istiyorum. Zephyr takipçi teşekkürler. Hoş geldin. Ya şu anda takip eden kişilere ekstra para göndermen lazım yani. Twitch öyle bir şey miydi? Bende kaydı yani o olay. Bence öyle olmalı. Öf. Flash TV, hepimiz şu an koskocaman bir Flash TV'yiz abi. Alın, alın bunu böyle seyredeceğim ben. Hatta çok büyüttüm, ekrana sığmıyor, dur. Bunu bir de böyle seyretmek istiyorum. Çıkardım kulaklığı. Yalnız bu arada net olarak o dediğimiz jargonu bu abiden bizler evet, özel ders verebiliriz. Evet. Terso yapmaklar, işte marizler, dızlar havada uçuşuyor. Bunları podcast'e koymuyorsun değil mi? Koyuyorum tabii ki. Koyuyor musun buraları? Koyuyorum. Koyuyorum tabii ki oğlum. Hatta bunların ayrı funny moments videosu gelecek yani. Bu kısımların yani. Şahin Dekak videolarına yapılan yorumlarla hiçbir alakam yok. Of of. Benim de. Şu an ekranda ben yokum çünkü. Kafa, en azından kafa olarak. Şerefsiz ya benim. Bana da bir şey koy bari. Böyle bir şey olur mu? Bir Hugo koysaydım. İki tane ya şey Hugo gelecek. İki tane Hugo. Johnny koyabiliyor musun? Çok güzel olurdu ya. Gelir gelmez abi sorma. Netteye vatandayız Zephyr. Şahin de erkek cinsel organı bizi kilitledi. Yorum var. Şahin de kalk. Şahin de kalk hayranları yayını bastı. Of. Of. Bugün Netteye de ünlüler de var yani. Mecbur Netteye gireceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Sıradaki nette hep parçamıza devam ediyorum ben normal. Kaç dinlenmiş aşırı merak ediyorum bunları. Ya of. Ne öf? İlla bak buna mı bakalım? Ne kadar üşengeç bir insansın sen ya. Dur bakıyorum senin için gel bakıyorum. Sağ ol canım. Hepsine bakmıyorum. 846 dinlenmiş oğlum, bu. Neden biliyor musun? Kendine sağ ol. Adamı gerçekten senin sayende dinliyorlar o yüzden yani. Teşekkür eder bence yani artık beni bıçaklamak yerine. En azından 10 kuruş falan kazandı. 846 izlenmiş çünkü yani. Of. Bu arada benden çok dinlenmiş şarkıları vardır muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Bu şarkı da senden çok dinlenmiş bu arada. Hadi lan. Ben YouTube'u yeni kullanıyorum. YouTube seslerimi şey yapma. Spotify'da konu görüşelim kardeşim. Produced by Baykan Barlas playlistlerinde görüşelim kardeşim. Neyse. Sıradaki parçamız. Z-Rhyme ve Nowhere. Ghetto. Geliyor. Liriyi duymadın mı? Ben dinlemiyorum ki onu, kafamı sallıyordum öyle. Zirve için çok ter döktüm, şimdi elimden kaçamaz. Wow bro. Wow bro. Alkış sesi var mı? Şey yapalım gel. ASMR yayınımıza hoş geldiniz. Seni zirveye götürüyorum. Şimdi seni zirveye götürüyorum. Ben gülmüyorum. Şöyle bir yerlerini falan kaşıyor. Şöyle pışk 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 diye. Ay. Ben bu
bu parçada Yasin çok iyi gider değil mi? Oğlum denedim ya. Ben de tırnak yok abi. Ben de çok hafif var. Abi ne yapıyorsun ya? Bunun bedeli bu arada 100 bin bitcoin. Yani bunu bedava yapmamalıyız. Nesko hikayesi var dur. Özellikle şu sesi çıkarayım. Ya ben de sonuna geldim. Mali. Hayır, sonunu içemiyordum. İyi oldu, denk geldi dur. Abi saldım tamam, pisleştik artık yani çünkü. Gerçekten iğrençleştik artık yani. Ama yani nette böyle bir şey abi. Ben her hafta buradayım artık. Peki. Nesquik drip değil mi? Of, bir tane daha net değişimiz gelsin. Ya kısa kısa bakıyoruz bunlara ve gülüyoruz. Geleceğiz normal liseye, merak etmeyin. Abi gülmeme challenge yapacaktık. Abi nereye yapıyorsun yani? Zirveyi çok zorladın mı artık onu bırakmıyorum falan diye unuttum sözü yani, o kadar etkili. Yani aa, sözler var yani. Mizan Mirat Dur geliyor. Baya Mozole Miraç'ın yançarı gibi diyeyim. Hani eski nick olarak yani. Ya diğer önce Şahin'de kakışlarını falan gör, çok iyi tabii yani. Asla şey yapmayacağım. Hani ama yani şey var. En azından bir bas çalınmış falan böyle. En azından PDND nette seviyesi için bu tarz şeyler görmek şaşırdı. Çünkü onlar genelde şeylerdi hani. Hani net, çaldığınız enstrümanlar, sallıyorum bak, netteydi iş görüşmesinde simbali, tamam mı? Tamam. Bana rastgele bir şey söyle yani, saydığınız enstrümanlar ciddi ciddi. Yok. O zaman işe alınıyorsun. Aa, evet. Yani şey bu yani, abi hani yıllarca işte piyano eğitimi aldım, yok işte Berkeley'de okudum falan diye nette ya da işte PDN'de iş başvurusu yaptığında şey diyor. Üzgünüm, o pozisyonla ilgilenmiyoruz falan diyorlar muhtemelen yani, ya da biz sizi ararız diyorlar muhtemelen yani. Direkt IBAN veriyorlar. Bir şey sormadan. Of. Nette PDND seviyesine göre iyi iş yani, evet. Abi gerçekten Şahin Dakak öyle bir yere çıkardık artık, mizahımız bitti yani. Çok hızlı tüketti çocuk bizi ya. Yine PDND'den geliyor. Kaos Artiz. Evet, ne çalıyorsunuz cüzdan? İşe alındınız yani, evet. Gerçekten böyle bir şey nette. Of, geçtim abi, bu çok ne ya? Etmiş. Ne elinde kalsaydı tam Johnny Sins'i sana taşıyacaktım bu arada, o sırada elimde. Ben o arada fırsatını sıvada bakayım dedim. Eyvallah. Ben abi, ciddi ciddi ben bunu yaparım ama. İş alımı. Miraç klip aldı ama ya kötü aldın. Ya biz konuştuk çünkü orada ya kanka, güzel yerinden yaparız. Belki. Şey bittikten sonra, yayın bittikten sonra şarkı kaydetsek mi bir tane? Abi, hayır. Yayın saat 12.30 olma, nereye kaydediyoruz da ya? Daha bayağı yolumuz var ben orada. Ben netliğe göndereceğim ama. Hadi bakalım. Parçaya yorumumuz bu zaten ya. Ya bu gerçekten Bulgari bunlardan iyi. Bulgari'yi kapanışta bir kez daha açarız ya Sony'ye. Daha da bu annette işi var. Oo, Latin bir abimiz geliyor. Umarım Latin'dir. Hayda. Ritmo de Vela ya da Velas. Fransız olabilir. Merdo, sendeyiz yine. Hollywood parçanızın. Öyle de olabilir. Ritme de Vela. Ritme de Vela. Hep ya. Ritme de Vela. Mon ami? Yani falan böyle. Tabii. Şırnak. Ya yine klasik. Geliyor. İlahi diril. Abi. Ve içim Hollywood gibi diye satır falan var ya parçada bu arada. Komşular tabii rahatsız olmasın tarzı bak ha. Ece Mumay var. Onu ben duydum ya. Geçiyorum yani, rap yapmıyordur da muhtemelen yine şey vardır. Bu da trap beat'in üstüne böyle mıymıntı vokal yapıyordur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Geçtim bunu. Şu Oğuzhan. Ona geleceğim. Oğuzhan Taha Olgun. Aşk dersi geliyor. Bu arada gerçekten bu rap şarkı olarak netledi abi. Bu bir araya girdim. Rap vokali de duyalım istiyorsanız. Müthiş rap mi? Vokali. Aha. Evet evet. Yalnız burada da şeyi takdir edeceğim. Aa. Cennet vatanı İrlanda. Allah kelasın. Öf, geçtik merak etmeyin, geçtik. Abi yalnız özellikle şu sahnede şey almadın mı abi? STV dizisi kamerası. Hani renk coloring atılmamış ya böyle, o yüzden diyorum. Her şey o kadar hani direkt çekip yüklenmiş gibi duruyor ki yani. Baykancığım, benim bu yayınlara kadar kaliteli bir hayatım vardı. STV falan izlemiyordum yani, STV ya.
STB. Sırf dava açılmasın diye böyle üstüne. Hayır. STB. Ferlah Gülen. Mesela. STB. Ya bir tane çocuk vardı, sunum yapıyordu şeyde. Yok Ferlah. Evimistar.net diye bir tane site vardı, hatırlıyor musun? STB diye söyleyen galakside ilk kişi. Aynen ben. Benim görüntü sağdakinden daha klip gibi daha. Ay yok Ferlah Gülen. Hadi devam edelim. Ya yanmadan. Anlat. Evimistar diye bir tanesi de vardı. Çocuk İngilizce sunum yapıyor. Evet. Derste, pazarlama dersinde. Geldi böyle okudu her yer İngilizce. Orada evimistar.net dedi. Orada yarılmıştık. Ona, onun gibi oldu benim. Ya. Tam komik değilmiş ama. STB o komik değil. Ben acı diye anlattım. Karnım ağrı girdi ya. Şahin'di kalk tekrar. Aynen orada. Ama iyice gelişiyor yani. Evet Şahin. Adama nick bulduk. Sırada baya benim güldüğüm bir iş var. Kingsta ve Tina dans edelim. Netteden geliyor. Hani ya neyse yorum yapmayacağım. Irkçı olacak ne desem çünkü. Evet geçtim. Ya şey var. Bu arada dinlediğimiz diğer işlerden iyi kabul. Gerçekten. Yani nette dediğimiz yer işlerden iyi ama şey var. Ya ben bunu izlerken şu yüzden çok güldüm. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Size izletmek istedim. Alacağım linkini. Adama bak mantıklı bir şey istiyorum. Üşeniyor. Buna üşenmedi ya. Şunu çok hissettim. Bilmeyenlere de öğretmiş olayım ben. 28 saniye bir şey zaten. Ben bunu dinlerim ama. Dinle. Şarjım bitmeden. Geldi. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çeviricin, baklavanın altı kısmı damağına yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi Hasırcı'dan alınır. Hasırcı İnşaat. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr. Sana bir şey diyeyim mi? Ciddi bir şey. Bunu en kral ajansa ver. Şu baklavayla evi birleştiremezler yani. Tabii canım. Bu fikri bir de yani baklavayla onu birleştirip bir de Tanzanya'da ökkeşi oynatmazlar yani. O bir, bu arada o şeymiş Türkçe olimpiyatları dereceli birisiymiş, trollemiyorum. Ben ilk onu futbolcu, amatör ligde falan futbolcu sanıyordum şeymiş. Türkçe olimpiyatları derecesi yapmış biriymiş o yani. Bugün hapistedir muhtemelen. Abi ölüyoruz. Evet netteye devam ediyorum. Merak etmeyin. Yine geçenki bir kısmını salarız. Ben buradan seçki dinleteceğim size yine. Şu belki açalım ya. Dur gelecek. Sırada o zaman Berk senin ağzın ne söylüyor? Parçası geliyor netteye de. Bunlar rap müzik olarak geçiyor gerçekten. Fantezi yakaladın mı orada? Kirpiklerini sardım seni yürürken. Sapık. Yani geçiyorum, bunu da geçiyorum. Bunlar gerçekten rap müzik olarak geçiyor. Ben hani netteden size böyle rastgele bir şey almıyorum. Gerçekten rap adı altında netteye çıkmış şeyler geliyor size burada şu an yani. Maalesef. Ben olsam bunun yerini açıp şey dinlerim. Silik beni var ya. Evet. Silik beni kendime göre. Mesela bir femsiğimiz daha var. Derya'ya şükredeceğiz burada. Nora, ultimatum. Geliyor. Yok geçiyorum artık. Siz burada zaten netlerde sizin geç demenize gerek yok. Aşırı kahkaha atmıyorsak abi direkt geçiyorum zaten. Merak etmeyin. Ne gelsin? Netteyi bitirmeden. Sonuç nette diyelim. 3 mü? Görüyorsun burada. 3 insaflı davrandım ben şu an 3'le bu arada. Şurayı görüyorsun. Görüyorum maalesef. En az 12-13 netteye var atladıklarımızda. 3 tane daha seçeceğim abi. Sonra normal playlistimize devam edeceğiz. Merak etmeyin. Bunları sayma. Bunlar geçen hafta yayının girişini açmak için düşündüğüm parçalar bunlar. Ama onlar sabit burada playlistte. Ona gelir mi ya? İşte o zaman YGT yani muhtemelen Yiğit High Libido geliyor. Hayatım Yeditepe yokuşu. Aa belli bu çocuk bizim okuldan. Hayatım Yeditepe yokuşu dedi çünkü. Bunu parçasında kullanmak için o okulda görmüş birisi olması lazım. Çünkü başka türlü mantıklı bir şey anlam ifade etmiyor abi. Bir daha bakacağım. Zaten tarz da tam parça isminden şeye kadar belli. Yeditepe'li kokuyor zaten parça yani. Sen nerede okudun yani. Arkadaş? Birazdan inceleyeyim. Arkadaşın IQ'su çok yüksek gözükmüyor. Muhtemelen ticari bilimlerde ya da İBBF'dedir.
Bu arada oğlum hayır şey yaptım. Ayıp lan. Ya hayır bir dakika. Bir dakika dur, bir dakika. Burada beni manipüle i̇şletme etmeden... İşletme şeyimi söyle. Yaptı adam, böyle bir şey olamazdı. Abi işletme şeyimi değil, dil de okuyor olabilir bu arada. Sadece işletme değil. Yanlış anlamayın, burada şey demiyorum. Genel olarak tüm İBBF okuyanlar ya da işte ticari bilimler okuyanlara laf söylenmiyor burada abi. Yeditepe'nin ticari bilimleri gerçekten çok ciddi IQ testi abi. Yani ben bunu kendi okuduğum okul özelinde söylüyorum. Ki aslında bakarsanız mimarlık mühendisliği falan da böyle yani. Vallahi billahi ya. Ben size çocuğun fakültesini net söyleyeceğim abi. Net söyleyeceğim abi şimdi. Turizm okumuyorsa ben başka bir şey bilmiyorum. Direkt ticari bilimler turizm bölümünde abi. Net. İşte tanıdığımdan demiyorum. Ben okulu bırakalı çok oluyor yani. 07 nerede? Antalya. Antalya'da Yeditepe diye bir yer yoktur herhalde değil mi? Bak tehdit ama yok abi, bak mesela şimdi Boğaziçi'nde iktisat okuyan bir adama bir şey demem ben. Boğaziçi'nde ben biraz şey buluyorum, sayısalcılar için anlamsız bir okul buluyorum. Çünkü fakülte yok, bölüm yok yani. Hani yani Boğaziçi'nde fizik bitirip sonrasında akademisyen olamayacaksan abi, dershanelerde öğretmenlik kovalamaktansa aynı puanı alıp git İTÜ'de mühendis ol yani mantıken. O mantıkla diyorum yani. Hani sözel için Boğaziçi'ne eyvallah. Şu hali libido kısmına bakalım ya, nerede var hali libido? Klibin hiçbir yerinde libido yok abi. Neyini merak ediyorsun yani? Ve yani Yeditepe'de, özellikle Yeditepe'de gibi özel okulların abi, hani bursuzları zaten, bursların da bir kısmı çok zeki olmuyor, daire mevzu, ama özellikle bursuzlarının bol olduğu ve bursunun da düşük puanlara verildiği bölümleri, Ticari Bilimler Fakültesi, işte ondan sonra Fen Edebiyat Fakültesi gibi fakülteleri, çünkü bu profil bu abi. Çok'la da batak oynuyorlar bunlar. Net. Çok'la kalmadı gerçi artık da yani. Derse girmek yerine batak oynuyorlar ve en büyük aktiviteleri akşam Bağdat Caddesi'ne gitmek. Bir de arada artık başlamışak araba kiralayıp klip çekiyorlar. Bir de bu var yani. Fero da sizin okuldaydı işte. Al örneği yani. Onların hobileri bu yani. Arada klip çekiyorlar yani. Ben Fero da sizin okuldaydı. Aynı şey yani. Bu bir hobi. Ya tabii ki kötü bölümde olsa Boğaziçi'ne gidin ama yok şey için diyorum. Sayısalcılar için hani Boğaziçi çok bir şey ifade etmiyor abi, o yüzden. Sırada Yağız Riziko sonuç parça dedik. Yağız Riziko geliyor. Abi gerçekten mi ya? Yeşillikten için. Yok hayır, ondan demiyorum. Hani yani yine ritim yok. Yine ritim yok. Bu nette klasiği ritim yok da. Bu sert gangsta sözleri söyleyen çocuk bu abi. Yeşillikleri şeyin içerisinde bir gece beni ansızın görebilirsin. Abi selamlaşacaksak evet. Ya, yani gerçekten de hayal et abi. Bir şeydesin. İllegal bir örgütün içerisindesin. Evet, ban geliyor. Evine gece şafak operasyonu, baskın yapılacak, sana silahı bu doğrultuyor. İhtimal var mı yani abi? Gerçekten ihtimal var mı abi böyle bir şey olmasına yani? Ben... Ya bu çünkü benim hayalimde abi bu kadar hani illegal bir hayattan gelen adamların da suratına bir şey yansır diye düşünüyorum. Hani en azından kesik olur, façı olur falan bir şey olur, anlatabiliyor muyum? Ne diyorsun acaba ya? Ya gerçekten yani ama. Öf, ben çok sıkıldım abi. Evet ben de hipnoz oldum Sinan Muska. Bir an önce bitsin izliyorum. Ben üşümeye başladım. Kapat şunu. Ondan değil yani. Vantilatör açıktı, o yüzden diyor kapat. İçim çekildi. Enes Alper'in parçası var, bakar mısın abi? Gerçekten var. Gerçekten mi istiyor muyuz? Ya bu çocuk hiç tehlikeli gelmedi bana ya. Son net değişimiz. Bari bildiğiniz birinden gelsin çünkü soracaksınız. Diğerlerini geçtim abi artık. Gerçekten güldük eğlendik ama beynim aktı yani, kalmadı. Öf. Serin Karataş ve Sansar Salvo. Doğu çocuk geliyor. Net D'den geliyor. Valla dayanamadım ki. Kusura bakma yani. Abi. Çıkarırsın podcast'tan oraya yani, kusura bakma. Abi şey değil mi? Düşünsene bu klibi ben olsam böyle çekerdim. Buna karatta. Sen seninsin, ben sansarım. Niye ben? Ameliyathanedeyiz. Bağıran bir amca var orada. Oha amca doğruyor şu an. Klibe bak. Konuşamıyorum bile. Doğum yapan amca o. Çünkü klip o kadar maskülen ki kadın hayal edemedim şu an. Of. Abi beynim aktı. O yüzden Rozmo.
Ve klip hakikaten çok box yine maskülenlik fışkırıyor üstümüze. O yüzden doğuran da erkek kafamda yani. Burakcığım maç falan var mı ya? Maç yayınına girseniz. Doğu çocuk. Doğu çocuk. Akının beyefendi. Of. Of. Abi Sansar Bey ne yapıyorsunuz ya? Uf. Neden ya? Sansar bu şeyi ne zaman bırakacak ya? Koydaki kundum domodum çum çum çum. Bu da nette abi. Çünkü bak netteye normal netteye geçtik. Bugün abi Sansar parça çıkardı diye gelenler olacaktı. Mesela abi yine netteye ya. Her türlü netteyedeyiz yani. Öf. Ne kekremsi hafta ya. Gerçekten iğrenç bir koku geliyor. Bilgisayardan bilgisayardan. Kekremsi bir tat geliyor. Gerçekten karnım ağrı girdi. Kanka sabah 4 yani sen bilirsin 3 kişiye yayın yaparız. Yeterince istatistik mahvetmemişiz yapmayın, gibi bugün. Yapmayın. Şey yani... oynayacağız. Ben bu gece bırakmam artık. Tamam sen uyumadan sabah al kalı ya muhtemelen. Yani. Ev adresini söylemiş oldum. Blog söyler misin? Arşiv orada mı? Of. Ay yeter. Among Us atarız bunu... belki ya yayından sonra. Dur kanka ona en son çıkışta geliriz. Ama mümkün Among Us. Bunu dinlemedik değil mi? Artık kafa kalmadı. Yok. Tamam. O zaman sıradaki parçamız. Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu. Yürüyoruz yana yana. Geliyor. Ben direkt blok diye durdurdum ama. Fade out vermeden. Ben de bir chat'i okuyayım bakayım. Ezel dinlemedik daha ya. Ezel dinlemedik. En son dinleyecekmişiz Ezel'i. Ne demek rica ederim vardı. Kapadım. Tamam ben de bir bakayım orada ne yazıldı diye. Aa, anket açmayı unuttuk ya. Açsak mı şimdi acaba? Tamam bir sonrakinde açarız. Bakıyorum ne yazılmış diye de. Baykan gelecek birazdan. Köz yakmaya gitti. Şeye katılıyorum ben ya artwork konusuna. Bayağı başarısız. Alın Piyancı'nın yine aynı bütün şarkıları gibi. Tarz olarak. Sözler falan hepsi aynı yani ama nakaratı sevdim ben ya. Fena değil. Netlerden sonra evet iyi geldi. Meşe. Ay değil küp kömür. Evde yakmak zor olduğu için meşe. Yok teşekkür ederim. Baykan bir şeyler söylüyor orada onu dinlemeye çalışıyorum da. Ya bu parçayı bence şey değerlendiremeyeceğiz objektif. Çünkü netlerden sonra dinlediğimiz için. Muhtemelen bayağı kötü bir şey dinlesek de güzel gelecekti yani. O öyle, orası öyle. Yanlış herhalde, koş yani. Sana bir şey soracakmış. Tabii, hemen geldim, dinliyorum. Şarjım bitecek istiyorum. Hatta çıkar şarja tak, bir iki şarj parça böyle dönüşüm bir şey yapalım. Kapanacak çünkü. Burak mı bana bir şey soracakmış bu arada? Evet. Tamam. Sor hadi. Bırak, sabaha kadar seni yani yazana kadar sor ben de parçaya gireyim. Sabaha kadar. Şey zaten muhabbeti geçti bu arada. Joker'in Anıl Piyancı'ya işte sürekli aynı şey yapıyorsun. Muhabbeti geçti. Doğru. Ama Joker için de aynısı geçerli yani. O da sürekli aynı işi yapıyor. Ya. Abi, tamam. Ben de bir şarkıyla ilgili bir şey soracağız. Yok Burak Türkçe rap dinlemiyor ki abi. Ne soracak? Zevksiz adam. Aa bu hafta Ağaç Kakan şarkı çıkardı mı? Çıkardı ben onu sana soracaktım aldım. Almadık galiba onu alırız. Onu alırız. Yayını onunla kapatırız hatta. Ondan beklentim var çünkü. Aa yan da var galiba. Listede. Var listede var onlar. Var. Bir tek Ağaç Kakan unuttum galiba ne olacağız. Bir de Enes Alper'in linki atıldı mı chat'e? Yok görmedim ben. Enes Alper parça çıkarmış. Dinleyelim dendi çünkü baya. Neyse ben parçaya döneyim. Ben parçayı yayın öncesinde dinlediğim için kaçtım burada bir. Köz yakalım falan diye.
şöyle yine ya netlerden sonra evet çoğunuza iyi gelmiştir diye tahmin ediyorum Ali'nin dediği gibi, ama şöyle bir gerçek var. Joker'in dediği gibi, Joker için de aynısını söyleyebilirim bu arada. Gerçekten abi Anıl ve Emrah bize 10.'yu aynı parçayı baştan yapıp dinletmişler gibi hissediyorum. Kendi çizgilerinde ve kendi fan kitlelerini tatmin edecek bir parça ama beni tatmin etmedi. Ben beğenmedim. Ben Emrah Karep'in şeyi sevdim ya, nakaratı sevdim bir tek. Yani orta buldum. Ya, hata yok nakaratında bu arada. Okuduğu nakaratlarda Emrah Karakoy'un hata yok ama tarz bana hiç hitap etmiyor abi. Ya Anıl Piyancı'nın önceki işine göre değerlendirirsek, şu şey vardı ya, canlı gitar çaldıkları falan. Hatırlıyor musun? Aha. Adını hatırlamıyorum şimdi şarkının da. Can Volkan'la falan yaptıkları işte, hatta klibin sonunda Göktaş'a düşüyordu biz. Ya, aynen. Hani ona gülmüştük biraz, o parçayı diyorsun. Klip dışında mesela o bayağı başarılı bir şarkı. Onun klibi de başarılı. Sondaki Göktaş'ına ne gerek vardı sadece yani. Işte. Hani onunla kıyaslayınca çok iyi değil bu yani. Ama yine net değerlerin tabii ki. Evet Anıl da yani. Hani mesela Anıl da yani aynı tayfadan da Yeşil Oda'dan da Norm'a sık sık diss atan olduğu için diyorum. Abi Anıl Norm'dan daha iyi yazmıyor ki. Hiçbir zaman yani. Aynı şey. O aşağıdan. Aşık'a anlatacağız abi, merak etme. Döndüm durdum aynı şarkının adı. Onu ben hatta link olarak ekleyeyim ama hemen onu açmayız. Benim başım falan dönüyor ya. Bu kadar net de iyi geldi bana. Sadece net de değil abi. Abi ne yaptın? Anıl Piyancı ha. Ben Ağaç Kakan döndüm durdum yazdım. Yani parçanın yeni ismini, Ağaç Kakan'ın parçasını söylüyorsun sandım, tamam. Gidince göreceğizmiş, tamam, klibi de varmış. Of. Ben onu Watch Together'a ekleyeyim. Abi IQ kalmıyor bu yayınlar böyle. Ha, hiç iyi değilmiş. Ama yine de Ağaç Kakan döndüm durdum yazınca da Anıl geldi. Hani algoritma. Bazı rapçilerden daha iyi çalışan algoritma var Google'da abi ben. Tebrik ediyorum ya. Bazı rapçilere çünkü dediğimi anlatmak için 20 kez tekrar etmem. Onların magandalıklarına rağmen kavga etmem falan gerekiyor ya, bak Google'a yanlış yazdım. Ağaç Kakan döndüm durdum yazdım. Did you mean bile çakmadan çat diye Anıl Piyancı döndüm durdumu getirdi. Ve bu olması gerekiyor abi. Of. Bir şey anlatıyor mu lan? Oo. Burak, Mörs'ten daha fazla izleniyorum bu arada kardeşim. Ben hak ediyorum onu. Mörs'ü de çok severim bu arada. Takip edebilirsiniz tabii işte. Güzel freestyle'lar yapıyor. Sizin chatte yazdığınız kelimelerle. Of, devam ediyorum. Vasi. Geçtim yani çünkü. Ortalama bir parça. Evet, netlerden sonra iyi geldi ama ortalama yani. Vasi Pov geliyor. EP'den önce diye de parantez içerisinde yazmış İngilizce olarak. Duracak. Mali beni mikrofon kapalıyken şey diyor yardı. Bu arada Beatmaker XD ve N82 takip için teşekkürler. Hoş geldiniz. Mali Silvanolar falan hala duruyor diye uyardı beni. Yani şey bugün hak edildi abi. Bugün netler dışında da iyi iş hala dinlemedim ben. Bu da yine. Vasi'nin geçen hafta dinlediğimiz parçasından iyi. Evet. Yine kabul. Hani ama hani şey var. Dur ben Vasi'ye birkaç beat atayım ya. Gerçekten. Ya kötü beat değil bu arada, prodüktör alınmasın ama yani Vasi'nde potansiyeli var ama henüz Cypher'dan sonra beklentimi karşılayan işi henüz veremedi. Birebir aynısını söyleyecektim şimdi. Ama potansiyeli var. Cypher'da bayağı beklentiye girmiştim. Yani şey, demin gönderdiklerinizi aldım bu arada. Ateistimam tamamen hemfikirim bu arada, biliyor musun? Ama yani geldi çıkmış, her şeye bakıyoruz kimseyi kayırmadan madem, bakalım ona da. Tamam, bakacağız, merak etmeyin, onu da aldım listeye. Mali'nin Instagram'ı Mali Ayar. Mali Ayandır herhalde, aynen. Bilmiyorum. Şeyde yazıyor en kötü, YouTube tekrarlarında, haftalığın tekrarlarında ben Mali'nin Instagram ve Twitter'larını da aşağıdaki linklere koyuyorum. Ya benim haberim yok onda. Madem takipçi kasmak için birkaç yayınımızda ya çaba sarf ettin, o zaman kardeşim. O zaman evet. Kardeşim olmaz öyle. Yapacağız. Destek olacağız. Ben orada mantıklı bir şey söylemiştim. Ya ben artık sıkıldıkça sana oynuyorum o zaman. Öyle bir şey yok. Yani. Ben oynayınca ben biliyorsun ağzımın ayarı yok benim. Saçma sapan cümleler kuruyorum. Evet. Aman. Nagile David yanalım. Devirmem canım. O kadar değil. Yani şu an dinlediğim şey tahminimce demo zaten. 1.39 uzunluğunda. Yani bu... Yani yine demo gibi değerlendiriyorum ama yani şey değil. Yine de Vasi'den hala istediğim şeyi duyamadım ama potansiyeli olduğuna inanıyorum ve biraz daha şans veriyorum. Ama Vasi'ciğim en fazla 6 parça daha şans vereceğim sana. Eğer 6. parçanın sonunda da istediğimi vermezsen. Evet. Yok bu şey ya, tamam. Küfürlü kötü bir tehdit değil yani. O zaman artık hani umudumu kestim. Vasi potansiyeline asla hiç hoş olmadı. Ulaşamayan bir MC diyeceğim o zaman. Ne yapayım yani bilmiyorum.
Bilmiyorum. Basiciyim. Teşekkür ederim verisiyor da şey oldu. Garip geldi. Peki. Bir garip geldi bir an öyle okuyunca. Hidra Finance, Hidra bu hafta yeni bir şey vermedi diye biliyorum. Yo. Geçen haftalarda dinledik Hidra'nın yeni işlerini. Hidra yok galiba bu hafta. Beatmaker XT Discord'umuza gel. Discord'umuzda çünkü sizin beatlerinizi herkes yorumlayabiliyor. Ben de yorumlayabiliyorum. Hatta haftalık yayında da bakabiliriz istersen. Oradan bana bırakabilirsiniz çalışmalarınızı. Özelde değil ama. Gerekli ses kanalları var. Kuralları okuyun kanala geldikten sonra. Orada var. Evet, sıradaki parçamız. Ah yan istemem. Geliyor. Hacı Kadir, ben MP3 çalar değilim. Çıkmış işlere bakıyoruz. Üzgünüm. Of. Geç denilmiyor ama ben bayıldım biraz abi, geçtim, otorite kullandım burada. Bu arada evet, senkronize süreci, hatta şey dedim Mali'ye, gel şarkının da atmosferine uyuyor, tokuşturalım mı mantığı. Direkt ona böyle kurmadım da gel böyle yapsak mı dedim, yani o anladı beni direkt zaten. Bu arada Mali'nin telefon şarjı olana kadar biraz hoparlörden dinliyoruz. O yüzden size gelmesin diye şarkı esnasında mikrofonu kapatıyoruz. Anla ki şeye çok güldüm, haberin olsun. Sosyal bir dominöre çok güldüm. Of, bir de ben hep bütçeler değilim. Baykan Varlısı 2020, buna da güldüm. Başka sorunuz vardı, ona geleceğim. Tekno Voice oyun, Baykan abi İlke'nin geçen haftaki parçasına bakacak mısın diye. Chatten biri ise, İlke dediğin arkadaşımız, bugün chatten bir demoya baktık. Geçen hafta İlke diye birini dinlemedik ama, değil mi? Ayrı bir sanatçıysa, profesyonel bir aracıdan bize gelen bir parçaysa, onu dinlemedik. Sonda artık bayılmış olmazsak hala Hidra yorumladık Finance'cim. Burada Hidra isteyenler için söyleyeyim abi, bir banlamayın 2 saniye söyleyeyim. YouTube yayın tekrarlarıma giderseniz Hidra'ya yaptığımız yorumları görebilirsiniz. Hatta birkaç yayında. En az birkaç yayında çıkmış işlerine bakıyoruz yani. Konsept içeriklerim var benim. Ya ben istek parça vesaire çalmıyorum. Türkçe rap zaten normalde konuşmuyoruz pek. Hani onun için buradaysanız üzgünüm, size istediğinizi vermeyeceğiz. Türkçe rap sadece cuma günleri yeni çıkmış işlere bakılıyor. Bir ara daha hip hop yüzü, bir de Türkçe rap tarihi yapacağız hani, o da yapmazsak olmaz diye. PMC'den ise dinlemişizdir İlke'yi, o zaman hatırlamıyoruzdur. PMC'nin kanalda çünkü her hafta bakıyorum ben bir şey çıkmış mı diye. Tekrar emin bir bakarız. Değilim, bakarız. Tekno Voice tekrar bakarız. Ya bir de çok şarkı var bu hafta. Her hafta olduğu gibi. Yani şey, hip hop kültürüne dair bir şeylere ilgi duyuyorsanız, globalde ne oluyor ya da başka müzik türlerine vesaire izleyip eğlenmeye çalışın abi, istek parçalaştırmak yerine diye size tavsiye ederim. Nereye? Burası kumar kanalı değil mi? Kısmen. Evet. Of. Yanındayız Baykan Bey. Teşekkürler anlakiciyim. Büyük harfli ilke bir bakarım ona da. Ama galiba ben dinledik diye hatırlıyorum ya. Bunu aldık. Bir bakayım. Tamam, onu da aldım. Nomad'a da bakmadık ama yani akıl sağlığımız yerinde kalacak mı, ona emin değilim. Grubun ismini hatırlıyor musun? Bir de o var. Neyin? Bigon'un, Nomad'ın grubuna. Direkt Nomad diye geçen hafta şarkı verdi. Solo. Solo. Hı-hı. Bir de grupla bir şey yapmışlar. Bu hafta da galiba bir şey yapmışlar ama. Nomad rap. ASMR mı? Çıkıyor. 3 ay önce, 6 ay. Kanka yok öyle bir şey. Verdi ya geçen hafta sanki. Kanka yok, burada bakıyorum, Nomad'ın Ayar diye bir grupla çıkardılar parçayı. Solo değil o. Ne evet mi? Evet, burada Nomad. Gördüm. Ezel bakmadık daha. Bakacağız. Yayının sonlarına doğru. Alayım bunları da. Hadi alalım bakalım. Zaten çoğunda geç karar çıkacak. Çok hissettim yani. Kliplerden. Umarım yanılırım tabii ki. O zaman şimdi. Ah yan istememe bir değinelim. Hiç değinmedik. Durduk da chatle bir konuştuk. Patron da bakmadık. Hepsine sonlara doğru bakacağız. Birazdan. Zarri Yasin'in bana kaldıralım ya. O gerekmedikçe bir şey yapmaz herhalde. Başkasını atarken yanlışlıkla oldu demiş. Evet evet, yani Yasin çünkü düzenli katılan biri. O, sanmıyorum onun öyle bir şey yapacağını. Evet. O akıma dahil olacağını zannetmiyorum yani. Neyse, ben ah yana dönüyorum. Bir şarkıyı da ekledisek yenisinde. Ekledik. Tamam, başlayalım. Ha? Tamam başlayalım. Edelim. Abi yani Ahyan çok seviliyor ama bu parça beni hiç aşmadı. Verse'lerde bayıldım. Nakarat yani tamam, belli. Sesini kullanabiliyorsun. Çıkabiliyorsun bazı notalara, eyvallah, ama abi çok bayıyor beni. Ben Ahyan'ın sevdiğim şarkısını hatırlamıyorum ya. Daha önceki evet. Yayınlarda da bir şarkısını daha dinlemiştik. O zaman da söylemiştim. Aşırı bayıyor yani, hiç. Yani beni çeken bir tarafı yok abi. Netten'in daha müzikali.
hitap et yani, ya şey diyeyim bunu kitle olarak, kitle olarak söylüyorum kitle hani olarak. Şarkılarını pazarladığı kitle olarak söylüyorum. Netlerinin daha müzikali. Beni çok çekmiyor. Karnavali sevdim. Evet Verus, Karnavali beğenmiştik biz de. Karnavale ya da öyle okuyordu. Onu ben onu fena ben, bulmamıştık daha yani, doğrusu evet. Yani. Çok beni bayıyor yani. Bize hitap eden bir isim. Seven değil. Alınmasın ama beni bayıyor yani. Çok seveni var ama. Hani chat'te bir toksiklik falan oluyorsa ben kaçırdım çünkü parçayı evet, dinlerken. Evet bir şeyler oldu orada. Ona çok ona çok şey yapmıyoruz abi. Sıradaki parçamızı yine o zaman istediğin şey geliyor. Biz gidiyoruz. Görüntüden. Çünkü parça geliyor. Evet. Sesimiz burada merak etmeyin. Evet. Hatta büyüteyim biraz ya. Çok minik kaldı bu kamerada. Hop yanlış şeyi kameramızı büyüttüm. Hugo. Hugo'yu seç. Kameramız bozulduysa tekrar ayarlarız. Evet. Sıradaki parçamız. Dayılan bakalım. Flowart geliyor. Yorum yapmayacağız biz. geçtim. Aranızda geç yazanız oldu ama geçtim. Dediğim gibi biz kendisini yorumlamıyoruz. Talebi doğrultusunda bu kendisi medeniyet dahilinde bunu belirtememiş olsa da ben anladım anlayacağımı. Tamam kendisini artık biz yorumlamıyoruz. Sadece merak eden vardır diye dinletiyorum. Sıradaki parçamıza geçtiğimiz için Hugo gitsin biz gelelim. Tamam. Ha, çok bozmamışım kameramı. Tamam. Demin ayarlayamadım Hugo da. Hugo toparladı o ya. Maç mıyızı? Dediğim gibi yorum yapmayacağım. Siz zaten söyleyeceklerimi söylediniz büyük oranda yani. Çıkıntı yayın tekrarlarımızda mevzuyu öğrenebilirsin. Twitter falan. Biraz drama döndü. Çok vakit kaybetmeyelim ya. Bir sonrakine geçelim bence. Tamam. Bu kimindi hatırlamıyorum. Ha Ahbap. Mı? Hayır KDR bu. Şey Joker'in label'dan. KDR Ayna geliyor. Evet çok az geç çıktı ama yani ben de hem fikrim ve biraz hız kazanalım diye geçtim. Çünkü 3 saat oldu bugün daha iyi parça yok farkında mısın? Gerçekten böyle çok öveceğim bir parçaya daha gelmedim ya. Of. Gerçekten. KDR diye mi okunuyormuş? Yani, ama Erhan Güler Yüz'ün son hali görenleri şaşırttı şakası çok iyi. Benim STV ile dalga geçiyor büyük ihtimalle. O da olabilir. Eyvallah teyzem ama yani ben arkadaşı galiba ikinciye falan dinliyorum. İlkinde de beğenmemiştim. Bunda da beğenmedim üzgünüm. Ya hatta bir önceki dinlediğimiz şarkıyla bile benziyor. Abi artık bende her şey yani birbirine yüzden benziyor bu arada yani. Üzgünüm ama her şey birbirinin aynısı geliyor yani bana şu an. Bence direkt geçelim. Tamam. Nakkaf ve Zifo. Anatolia geliyor. Undertaker Seyfi'cim. Acını dindireyim dedim ve ben yine siz yazmasanız da artık üşendiniz çünkü geç yazmıyor muhtemelen. Ben geçtim parçayı merak etmeyin. Ya şey var, emin olmamakla birlikte Nakkaf ve Zifo zaten Allame Trabzon'dayken beraber olduğu arkadaşları da ya Nakkaf zaten chatimize de geliyor arada şey. O zaman hatta Anatolia Records'da onların stüdyosunun ismi. Ben aynı parçayı sözlerden dolayı diyorum, beat değişmiş kesinlikle. 2000'lerin ortasında dinledim diye hatırlıyorum. Galiba bunu şey yapmışlar, hani güncele bir baştan kayıtla daha güncel bir prodüksiyonla vermeyi düşünmüşler ama bence olmamış bu sefer. Nakkaf'ın geçen haftaki deneysel işini beğenmiştik mesela geçen haftalardaki daha doğrusu. Ya ben o yüzden geçen haftalardaki şey tepkisini verdim hani ne oluyor diye. Direkt 2000'lerin kafiyeleri Rozmucum söyleyeyim. Rozmucum söyleyeyim neler kalmış. Bir parça 1 2 3 4 5 netleri geçtik. 6 7. Bir de Ağaç Kakan var. 8, 9, 10 parça falan vardı. Daha 10 parça falan var. Ama yani geç kararlarında çıkacağını düşünürsek en fazla şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. 2 olmadan bitiririz gibi geliyor bana. Geçlerde çıkacak çünkü yani. Yani. Yine. Beat'i nasıl? Yani beat beni yordu bu parçada ya. Bayağı yordu hatta. Farkında mısın? Daha hala hiç böyle oturup yorumladığımız bir şey yok yani. Abi ve sorun bizde değil abi inan. İnan bizde değil yani. Umarım aynen Ağaç Kakan umarım bizi üzmez ya. Karanlık featuring Enes. Bu topikti kimden geliyor? Pogo. Pogo ve Enes. Karanlık geliyor. Tamam diğeri Beatmaker'mış. Şey açsana mikrofonu açıp konuşabilirsin. Yok açtım. Diğeri Beatmaker'mış. Ben şey sandım ikinci verse olacak sandım o yüzden. Onu da bakalım dedim de.
Geç kararı çıkınca geçtik. Bizim de ocakta közümüz vardı, erimesinden. Ocakta közüm vardı cümlesini kurdu Baykan. Senin bir yorumun var mı şarkıyla ilgili? Ya dinledim başını zaten. Abi yine üzgünüm. Yine berbat bir üzgünüm, berbat bir işledi kendisi. Ben de kötü olduğu konusunda hemfikirim. Chat de hemfikir büyük ihtimalle. Ben direkt bir sonrakine geçiyorum eğer söyleyecek bir şeyimiz yoksa. Hatta anneannem de hemfikir. Devamını getireyim mi Barfix? Söyle. Anneannem de hemfikir dedi de. Hepimiz hemfikiriz. Anneannem de hemfikir yani. Berbat bir parça, üzgünüm. Çok kötü. Üzgünüm. Hayır, herhangi bir olumlu bir şey söyleyemiyorum. Bunu mu açalım? Evet. Sana bıraktım. Tamam. Sıradaki parçamız eski bir isim. Aranızda hatırlayan var mıdır bilmiyorum. Düet girdi. Ziyaretten ya da Almanca zen mi? Ziyarazen mi diye okunuyor bu? Alman çünkü kendisi. Ziyarazen değil mi? Sein on ama Ziyaren nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ziyarazen diyelim ona biz. Ve ikinci neslin Thinking Different parçası geliyor. Evet, aranızda geç diyenler oldu ama bence bugün dinlediğimiz en iyi iş ikinci nesil, bayağı eski bir isim hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Ya şey değil, çok çok iyi dönmemiş o da. Yani aslında üretimi bırakmamıştı ama yayınladığı bir şey yoktu. İyi, çok çok iyi dönmemiş. Hani parçadaki Alman MC'ler bayağı hoşuma gitti benim açıkçası. Ve beat çok tatlı. Ve Interstellar sample'ı. Evet, Interstellar sample'ı o. En sonunda böyle hip hop bir şey dinledik. Güzel sıkraçlar var. Güzel bir boom bap beat var mesela. Boom bap beat nedir diye soruluyordu. Evet. Katlar fena değil. Katlar fena değil. Çok şey değil. Çok çok üst düzey bir sıkraç değil. Çok üst düzey değil ama fena değil. Ama yani son haftalarda duyduğumuz Türkçe rap katlarının yanında çok çok iyi. Yani ikinci nesil de bence hani şey değil, hep buydu yani. Evet. Hep buydu ve parçada aşırı da sırıtmamış. Yani ama çok iyi değil, hep bunu söylüyorum. Değil, evet. Ama yani bugün dinlediğimiz tek düzgün iş diyebilirim şu ana kadar. Yani tek demeyeyim, o kadar da hani unuttuğum bir şey vardır, çok bir şey dinledik ama hani en az sıkıldığım iş oldu dinlerken. O da beat'in etkisi mi? Beat'in etkisi mi? Evet, evet, evet. Ama yani yani artık şey var, biraz daha güncelleyip dönmek lazım. Geçen haftalık globalde Public Enemy için söylemiştim ya abi, size çok büyük saygım var hani Chuck D'de falan ama 2020'de yemiyor diye. Yani kısmen bizim ciddi anlamda bizim eski okullarımız içinde. Bu old school değil burada eski okul. Siz öyle anlıyorsunuz diye eski okul diyorum, yoksa ben bu kullanıma çok karşıyım. Bizim eski abilerimiz, eski isimlerimiz de biraz açıkçası böyle geliyor bana yani. Günümüzde çok sıradan kalıyor vokalleri ama hani bugün o kadar çok kötü. Yani evet, evet. Şöyle söyleyeyim. En azından bizim bayağı bir mutlu geçirdiğimiz bir hafta vardı ya, hatırlıyorsundur. Hani bu hafta çok şey, Fred'in yeniden doğdu mu falan çıktığı hafta. Anladım abi, öyle bana bakarak şöyle cümleler kurmuyorsun. Hani mesela oradaki Pixel Lake işleri olsun, Fred'in işleri evet, olsun. Evet. Şu an hatırlamıyorum ama orada bayağı bir beğendiğimiz parça olmuştu. Öyle bir haftada gelse çok daha çabuk geçerdim. Mutlaka. Ama şu hafta için, bu hafta facia bir hafta. Geçen haftayla ölümüne kapışıyorlar şu an yani. Biz daha kötüyüz, hayır biz daha kötüyüz diye silahlar çekildi yani. Yani ama evet, bir şey yapmış dedirtti yani, evet. Ya ikinci nesil şey... Crack Baba falan, Bremerhaven bilmeyenler için. Yani o tayfa. Evet, o dönemin kafasında biraz kalmış sözlerde ama normal yani bu kadar uzun süre sonra. Evet, 2000, bunlar 2000 başı sözleri. Aynen. 2000 başı dediğim hatta 99-2000 sözleri yani. 2000 başı dediğim 2004-2005 de değil yani. O dönemin şarkılarında aynı sözleri dinlediğimi hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Şarkıda yani, o yüzden. Fena değil. Geçeri var sankimiş. Abi en beğendiğin Türk rapçi kimdir? Fuat Ergin, Dumanyak, Crack Baba. Yerli plaka öncesindeki Ceza. Ya Yerli plaka da kötü albüm değil bu arada da. Hani İvmesi Ceza'nın orada bence düşmeye başladı. Fuat Ergin şey. Fuat bir benim için ya. Dumanyak dışındakilere katılıyorum. Osman abi yani gerçekten benim Türk ODB ihtiyacımı çok güzel karşılıyor ya. Sıradaki parça. Catwork, Sasha ve Cashflow. Para para geliyor. Güncel çok dinlemiyorum Halkan. Ne yapacağım? Ya izninizle Cashflow atlayayım mı? Siz bir cevap verin ona göre. Şu an burası çok sıktı beni çünkü. Bir de Keş'e bakalım istiyorsanız. Mali diyor ki ben fade atarken sen daha iyi mixledin parçayı diye. Evet abi, mixte bir problem var bu arada. Emir Göç, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yani şey... kendi canlısı içinde kötü bir beat değil bu arada. Biraz sıkıldım ama kendi canlısı için. Çünkü şey değil bu... Bu sound'un hitap ettiği kesim yine biz değiliz yani açıkçası.
Sasha galiba ben de öyle hatırlıyorum. Misha'nın abisiydi. Beraber grupları vardı hatta bir dönemde, hatırlamıyorum şu an. Server'le falan düetleri vardı, hatırlıyor musun? Yok, hiç hatırlamıyorum ya. Hiç tanıdık hem de. Bulur düzelt. Ben Bulur en kötü başka bir yayında size söylerim. Ha, o grubun adı buymuş diye. Ama yani ben açıkçası burada Cashflow'dan da sıkıldım ya. Siz beğendiniz yer yer ama ben sıkıldım ya. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani bu parçanın da genel kafa olarak çok hitap ettiği kitle bizler değiliz. Evet, North Samurai, Be Connect. Doğru. Sasha ve Misha'dan oluşuyordu abi kardeş. Sonra şu an Hande Yener de girdi galiba oraya. 3 kişiler. Vallahi mi? Yok, Misha Hande Yener'le çıkıyor ya kendisine. 30 yaş büyük teyzeyle. Bilmiyorum abi. Magazin programı değil burası çünkü. Ya ben Cashflow'un... Hani Milif de değil artık. Hayda. Granny. Son yayını dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Oy, oy, oy. Ben vurulmadan veya banlanmadan önceki son yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Abi karşımıza almadığı biri var mı hayatı? Hiç hikayesi değilim gerçi, çünkü ben biraz IQ istiyorum. Hande Yener de yeni albüm çıkarmış galiba. Dinleyelim. Haftalık Global'de dinlersiniz zaten. Ben Cashflow'un Hayata Küstüm zamanlarında ciddi ciddi söyleyeyim. Seviyordum, dinliyordum yani ama son işleri şey, katliamda da vardı değil mi? O kadar artık bende her şey birbirinin içinde ki. Hani Sagopa'nın mesela, ben yani. Sagopa'nın ben Crosberg City şarkısını çok severim falan diyebilirim her an. Yani artık bende o kadar şey, karıştı her şey yani. Yerli plak albümündeki. Evet, Norm'un yerli plak albümündeki düet falan diyebilirim artık yani. Beat'inde Baykan yapmış. Kafam çok yandı artık yani. Ha, Produce by Misha miymiş bu abi? Tamam. Doğsaydın Amerika'da bu kimindi? Katliamda herhangi bir MC var ya. Bu Ahbap'tandı yanlış galiba. Evet. Okudum ama. Sıradaki parçamız Ahbap'tan Doğsaydın Amerika'da geliyor. Şey, Mali'de sesi açmayı unuttum deyip böyle müdahale etme. Ben şey dedim, o soluklanma şeyiydi kanka. O sesi açmayı unuttum deyip Mali'ye evet geçtim kanka dedim ben. Orada o şey, size sesim gitmiyor sandım. Abi evet, mix kötü bir, iki, bir de şey var hani, arkadaşlar bunu bir uyarı olarak yapacağım. Lütfen fazla hayatlarınızı sokakta yerlere atmayın. Çünkü rapçiler bunları beat sanarak parça yapıyor. Böyle de kamu spotumu geçeyim ben. Abi gerçekten hani şey kaldı mı? Kullanmadığınız bir hayat wow sesi kaldı mı o şeyde yani? Kullanmadığınız evet, hayatları. Bassline de hayat olsaydı abi. Yine çok kötü oldum ben ya. Ay. Evet, aç kapa yaparak ton değiştirip vokali daha hayat yapalım. Çok mu? Aa, ben bunu şeyde Bulgari'de deneyeceğim. Hayatları tonlayarak senin kelimelerinden uygun yapmaya çalışacağım abi. Üf. Kötü. Sadece bir bassline umut verir gibi olmuştu. O da çok çabuk bitti yani. Yani çok çabuk bitti derken havası çok çabuk söndü benim için yani. Şey değil mi böyle? Abi pideci desin böyle. Onu bile hayetli istiyorsun artık. Hani kaşarlı hayetli böyle. Abi beni de çok aşıyor anlakicim öyle şeyler de. Maalesef işte ya, Türk rapçilerden hani beklemememiz gereken şeyler bu müzik artık yani. Oh. Sırada Simurgh, Hayalet. Yine bu Unique'den galiba. Evet. Evet, geldik. Mali bana şey dedi. Ben Basi'yi bayağı andırdı dedi dinlerken. Basi'yle etnik maç karışımı andırdı. Siz de Necip Mahfuz dediniz. İkinize de yer yer katılıyorum ama ben Necip'e biraz daha benzeten taraftayım galiba. Bu arada şey, beat seçimi ve aranje trikleri güzel. Eyvallah. Evet, anlaki Aduet Drum Machine de, onun Drum Machine olduğunu bilen rapçi az bu arada, haberin olsun. Sen biliyorsun güzel, chatte bilenlerimiz var ama hani onları şey sanıyorlar, internette indirilen drum kitlerin adı sanıyorlar. Hani machine'den gelen sesler olduğunu, 80'lerde kullanılan o makineden gelen sesler olduğunu bilen rapçi sayısı az biraz bu arada. Nakarat beni hiç açmadı abi. Kötü vokal. Yani şey, umut vaat ediyor bu arada Simurgh da benim için. Ama yani bu parça için çok çok açan bir vokal görmedim. Ama aranje trikleri falan bir şekilde parçada tutuyor en azından. Hani en azından şöyle söyleyeyim. 2.13 bu parçanın şöylesi. Diğer parçalara 30'ar saniye katlanabiliyorken bunda benim sıkılmam biraz parçanın son bir dakikasına doğru oldu. 1.5 dakika tutabildi. Yani Simurgh dinliyorsan şey yapma, hani bu yayında biz özellikle şu an bugün yaptığımız yayında biz bayağı acı çektik abi.
Hani iyi bugün şey yok yani. Maalesef bu sana özel bir yorum değil yani. Yani olabilecekken olmamış diyorum ben. Ya ben nakarata gelene kadar biraz sıkılmaya başlamıştım da nakarat senin aksine ben beğendim ya, fena değil. Ya ben biraz sıkıcı bulan taraftayım parçayı, evet. Ya, ama nakarat parça... sarsa biraz daha farklı olurdu. Parça genel olarak sıkıcı da nakaratı ben beğendim. Duygu bana geçmedi bak, I am Deniz de demiş yani. Bana pek geçmedi. Evet, sırada o zaman ilk sizin attıklarınıza gelelim. Sonra Patron Ezel dinliyoruz ve biz tekrar biraz kitap okuyup IQ arttıracağız Mali ile muhtemelen. Sudoku çözeceğiz. Ama bir de istek geldi Mali, sen de hazır yanımdayken. Bir Bulgarimiz var mı? Aç ya. Tamam. Bir Bulgarimiz var o zaman, geliyor. Mali, neredesin, buradasın? Artık sen de baydın biliyorum ama. Flowlarım altından mı? Şaldiş. Baştan vereceğim, merak etmeyin. Şuraya geleyim. Ses çok uzun. Açacağım sesini. O zaman Mali, Bulgari'yi bir kez daha bizlerle biraz rahatlayalım. Flowlarım altından mı? Şaldiş. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şaldiş. Sert mi gireceksin? Oh! Şaldiş. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım bunu. Şaldiş. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Bulgari. Maalesef gerek yok. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bulgari. Kenarda bekliyor ama. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bulgari. Ben de bir şey kullanmıyorum ama. Anketesin, teşekkürler. Aşk gibi müzik yapıyorsun. Oh. Bulgari. Teveccühünüz. Hayır. Evet. Rahatladık değil mi biraz? Gerçek rap. Ya bugün dinlediğimiz parçalar helal olsun sana ve bana. helal olduğumuz diyor. Bak konuşacağım oğlum. Bugün dinlediğimiz parçaların %90'ından iyi bu arada. Ay. Of. Bunu daha önce yayınlarda olmayan arkadaşlar için de kısaca bir açıklarsan. Artık YouTube diye bir şey var arkadaşlar, icat oldu. Orada kanalıma gelip eski yayınlarımızı seyredin abi o zaman. Artık yoruldum. Ciddi bir şey değil yani. Yani. Papağan nakarat. Anket sonucunu ben sabırsızlığı bekliyorum. Bir tane dürüst arkadaşımız 3 verdi. Hakkı o çünkü. Evet, burada YouTube diye bir site var. Benim Spotify'm falan var. Ben müzisyenim aynı zamanda falan. Ben hep çalar değilim müzisyenim. Evet. Takipleri alalım. Yayın tekrarları dinleyelim. %94.5. Kanalımızı biraz büyütelim falan böyle. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir de Discord'umuza gelin. Ya 8 lira artık abonelik ya. Eskiden olsa asla şey yapmıyordum. Artık mümkün sanki biraz da. Taş gibi müzik yapıyorsun Mali. Teşekkürler de o zaman. O zaman sıradaki parçamız. Geçen hafta atladığımız bir iş. Nomad var galiba. Yani Bigo tanıdığınız. MySpace var mı? Ayar, bunu sen istedin. Solo değil, ben bunu görmüştüm ya Bigo'nun storiesinde. Sanki solo da var gibi hatırlıyorum ben ama emin değilim. Ya. Çıkmadı karşımıza o yüzden. Ayar, bunu sen istedin. Bakalım geliyor. Evet. Baykan Barlas izleyicisini üzmez. Geç dediniz, geçtik. Yani çok 40 saniye dinledik. Yani beat gerçekten beni de baştan üzdü yani. Bigo ya, verse'ünü bitiremeden kapattığım için çok şey demeyeceğim ama sanki eski formunda değil be. Sanki. Şey olarak da kilo kayıp zayıflamış anlamında. Yok yok. Şey olarak da deyince bir an. Yok öyle bir oğlum, beynim erimiş, onu düşünecek halim yok şu anda yani. Evet, intro neden yendi ya? Aa, Undertaker kim gidiyor? İyi geceler demişsin. Sen gidiyorsan görüşürüz. Şey gidiyor, Smoke One gidiyor. Smoke One mı gidiyor? Görüşürüz. İyi geceler Smoke One'cım. Bizim de zaten son 20 dakikamız falan, 2'de kapatırız herhalde. Ben normalde ya Bigo'nun şeyini de seviyordum. İngilizce yaptığı. Hı-hı. Vokalleri falan da seviyordum. O dönem iyiydi de. Ya Deniz, ya biz rap seviyoruz da Türkçe rap çok kötü bir yerde şu an ya. Evet, nasıl vazgeçmezler bazı işleri yayınlamaktan? Asla ben de akıl sıra erdiremiyorum çıkıntı. Bu şarkıyı bence çok hızlı geçtik yani, o da artık herhalde daraldık diye kaç saatin sonunda, yoksa çok daha kötü işler dinledik bugün yani. Geçen hafta atladığımız bir diğer iş geliyor. İlke, No More. Artık fade atmak da uğraşmadım. Hakikaten konuşamıyorum. Bitti abi, IQ'm bitti yani. Üretmedim. İntiye bağlı da adam ya. Yani evet, Punjab şey taklidi de deneyeyim mi? Hiç denemedim hayatım boyunca. Ya bir evet, hoş gidebilecek gibi ama ilke için ben de kendisinin yorumuyla uğurluyorum kendisine. No more ilkecim. Üzgünüm. Ben hafiften bir reviews havası aldım. Onu da ekleyeyim senin söylediğine. Devam. Ya bir dur, kendime geleyim. Ya ben bunu da beğenmedim. Bu da PMC'denmiş galiba. Ama sarmadı. Ağaç Kakan dinleyeceğiz abi şimdi. Birazdan.
Ringslayer'ı da beğenmemiştik bu arada hayatı. Geçen hafta dinlemiştik ama beğenmemiştik. Yani sarmadı. Üzgünüm. İlke olmamış. Onu ben duymadım. Bu çocuk Chris'te Fuat abiye saygısızlık yaptığı için atılmış PM'sen. Öyle duydum. Ha. Doğrudur. Benim de bilgim yok yani. Umarım atmışlardır. Sırada bugün gelen yeni çıktı Cypher var diye bakın dendi. Benim normalde nefret ettiğim bir isim. Baştan söylüyorum, üzgünüm. Gökmen Zeytun ve Enes Alper. Cypher Volume 2 geliyor. Çok acil geçtim Kostacığım. Keşke netteden verseydiniz Enes ya. Tanımıyorum kendisini ama ismiyle hitap edeceğim. Su. Ali sen ben bekle. Soğuk su. Ölüyorum ben şu an, IQ'm kaldı. Ay. Abi. Ya berbat... berbat disleşmelerini falan hatırlıyorum bunları. Hiç içinde bir tek punchline olmadan sırf böyle gay fantazi ve yine granny fantazileri anlatılan, hani babaannelere küfürlü falan böyle. Yani zaten oradan yeterince nefret ettiğim bir ekol. Üzgünüm. Ben şu yoruma inanılmaz katılıyorum. Hangisi? Yani. Kötü rapçiden daha kötü bir şey varsa o da çok iyi olduğunu sanan kötü. Kesinlikle rapçi. Deniz, yani yorumun alnı olsa da öpsem şu an ya. Gerçekten. O kadar da değil yani, çok fanteziye kaçtın. Yorumun alnı olsa da öpsem fantazi değildir abi. O yüceltmedir o yani. Ama yani bu saatte bizden çok bir şey beklemeyin. Yani 3,5 saattir bok gibi müzik dinliyoruz. Yani yine ben normalde şeyim, hani kolay kolay ağzımı hani bok pazında falan da bozmuyordum ama artık hak edildi yani. Yani ekrandan koku geliyor bana ya. Bilgisayarın sifonu varsa çekeceğim yani yarın sonrası. Ya yani öyle bir şey yani. Öf, öf, gerçekten ya. Ağaç kakan geliyor. Gidince göreceğiz. Geliyor. Çiş sesi de geldi. Ağaç kakan ne olur üzme. Ya ne olur üzme artık ya. Evet. Geç geldi, geç geldi. Ya evet, benim de Ağaç Kakan özelliğinde değil, genel olarak bu kadar fazla endüstriyel eksperimental kafaları, çok abstrakt kafaları dinleyemiyorum ya. Ben bir yerde ama bir yani şey değil falan diye evet onu aradım, bayağı... onu aradım. O olsaydı farklı olurdu. Evet, benim dediğim şey Beatmaker XT'nde diye. Beat inset çıksa, bir drop olsa, aranjede bir şeyler olsa evet, ama yani beat kafamın içinde kavga ediyor hakikaten ya. Ama yani Ağaç Kakan çıtasında düşük bir iş ama bugün için yine sıkılsam da 4 dakika çok uzun olsa da geçerli sayarım. Beat'in olayı böyle olması bir aşk biliyorum. O yüzden dedim ki zaten şey değil. Beni çok açmayan bir tarz diye başladım zaten cümleme. Yani şey demiyorum. Bu genel olarak yapılmış bir hatadan bahsetmiyorum. Hani dedik ya mesela Derya'nın parçasında nakaratta hata var diye. Burada öyle bir hatadan bahsetmiyorum. Bu bir tercih. Bu tercih bana geçmiyor sadece. Bu biraz kişisel zevk. Ha ben baktığımız zaman ben çok uzun süre mesela A$AP Rock da dinleyemiyorum. Çok severim ama yani şey, arka arkaya bir A$AP Rock albümünü tek seferde bitirebildiğim tarihte görülmedi benim yani, ya da Sage Francis albümünü örnek vereyim. Ama kalem bazında, lirik bazında bugün duyduğumuz en iyi iş olma ihtimali kuvvetli şu ana kadar. Ya, o da bize çok geçmiyor. Biraz hani değilim ben ya. Yani, keşke parmağımı şıklattığım an Türkçe rapçinin yarısını gerçekten silsem dendi. Ama size bilmeyenleriniz varsa diye kısa bir şey açacağım. Çok sevdiğim bir şey. Bilen varsa gülecek şu an. Bunu biliyor musunuz? Çok favori videolarımdan biri ya. Video pardon. Ay, gitti kafa. SoundCloud işlerinden çok biri. Çok favori konserlerimden biri. Evet zaten ölüyorum ben artık şu an ya. Ya abi bak, bu arada A$AP Rock falan severim. Sadece şunu demek istiyorum. Uzun süre dinleyemiyorum. Yani mesela bir Labor Days falan sevdiğim işler. Eyvallah. Nonchalant Pass falan sevdiğim işler ama mesela bir playlistte ben arka arkaya mesela bazı insanlar yapabiliyor. 2,5 saat boyunca komple lo-fi veya komple işte eksperimental kafaları dinleyemiyorum. Ben onu çalışırken yapıyorum bazen. Benim öyle bir çalışma yani. Kafam da yok kanka. O bende şunda varken, mimarlıktayken hani proje çizerken evet chill şeyler daha iyi gidiyordu ama şu an öyle bir çalışma evet. Atmosferim de yok. Direkt hani
Artık ruhum gidiyor bir yerden sonra. Sound'u sevmekle beraber. Yoksa Ağaç Kakan şu an bugün, ben yine aynı şeyi söylüyorum. Parça beni baysa da bugün bugün dinlediğimiz nadir kaliteli işlerden bir tanesi yani. Her şeyine rağmen, eksiklerine rağmen. Yo, Tame Impala okey. Peki. O zaman size bu bir geliyor, dinleyelim. Biz bir sesimizi kapatayım yine. Abi çok çok iyi bir analiz var bu video. Bu yayına video diyorum. Bu sound kulağı dışında, çünkü bu şarkı da değil abi. Ses kaydı. Abi bu ses kaydında abi. Bu parodide çok iyi bir analiz var abi. Parodi yazmıyor yanında ama. Faiz Obisi, görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ağaç Kakan taklidi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Sesten başlıyoruz. Öncelikle sesimizi boğazımıza, gırtlağımıza indirerek yumuşak G harfini çıkarıyormuş gibi konuşmaya çalışıyoruz. Ve bununla birlikte nefesimizi de veriyoruz. Heee ve ağzımızı yaymayı unutmuyoruz. Heee merhaba. Bu şekilde. Ne olduğu anlaşılmayan sesleri birbirine girmiş bir beat işimizi görecektir. Sözlerde ise galaksi, evren, yıldız, andromeda gibi sözcükler kullanacağız, terimleri çok kullanacağız. Ben tıbbi terimlere yöneldim. Deneyelim bakalım. Galaksinin köküne kibrit suyu, dopamin düşmeye doyulmayan bir dipsiz kuyu. Yorulmamışsam yüzümde hep bir bilindik gurur. Yoktu anlamı, biz dimdik durup yine de gittik yolu. Yen mütemadi, geçenki mal fıstı, bak sen bu fena değil. Enzimatik aktivite, yara ömrü vakti biter. Acep kaç retweetlenir attığımda bak tweet'e. Bu şekilde sizlerde Ağaç Kakan taklidinizi evinizde bütçeniz uygun şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Abi müthiş, müthiş bir analiz var burada ya. Gerçekten müthiş bir analiz var burada. Ya mesela Ağaç Kakan, ben şey, Rigor Mortis'i bayağı severek dinlemiştim mesela. Ağaç Kakan genel olarak çok dinlediğim bir isim değil ya. Birkaç şarkı dışında. Abi gerçekten aa, kaliteli mi izah ya, gerçekten ya. Neyse, playlistimize devam ediyorum son iki parçamızla. Dediğim gibi yani bu şey değil. Bu tarzım ben yurt dışındaki normal şartlarda saygı duyduğum ve ara ara dinlediğim isimlerini de çok uzun süre dinleyemiyorum yani. Üzülmeyin. Sıradaki parçamız. Patron. Sonuncu kez. Ve asla bence sonuncu kez değil parti. Patron'un pop rap denemesi bu arada. Yapmasam ölürdüm, ne diyeyim. Evet, Ezhel ve Patron kaldı Deniz. Rigor Mortis'in kaseti varmış. Benim arşivde yoktu. Onu not aldım. Evet, ben de CD var içeride. Veririm istiyorsan sana. Hakan, belki aboneler arası yapacağımız bilgi yarışmasında bir gün dağıtabilirim. Haberin olsun. Ben almazsam. Yani 8 liraya çok şey vaat ediyorum ben bu kanalda. O zaman devam patron sonuncu kez. Haydi. Geçtik, merak etmeyin. Undertaker sevip ederek benim artık cümlelerimi aynen yazıyor chat'e genelde. Artık hakikaten geçtik. Merak etmeyin. Zarya'nın yorumlarında büyük oranda hemfikirim, onun için onları okuyacağım. Zarya demiş ki, uzun iki yorumu var devam eden. Klipte gerek jaluziden giren güneş ışıklarıyla gerekse gün batımına yakın büyük pencerelerden giren koyu sarı ışıklar ve gün batımındaki kızıl ışıklara iyi görseller yakalanmış. Fakat bu sinematografik içerikler sinemada anlam yaratmada birbirinden bağımsız kullanılan göstergelerdir. Şeye gülüyorum şu an, tekrar çıta çok yükseldi ya. Ona gülüyorum. Yakalamaya çalışıyorum. Demin nette dinliyorduk, jilet tükürüyorduk böyle falan. Şimdi çıta çok yükseldi tekrar. Ama özellikle Hip Hop 101'deki entelektüel seviyeden çok memnunum ya. Dün kalsaydım bir ara şey konuşuyorduk. Giallo falan konuşuyorduk parça aralarında. Yani İtalyan sineması 60'lar falan konuşuyorduk yani. Neyse, devam edeyim. Örneği jaluziden giren ışıklar, karakterin özgürlüğünün kısıtlı olduğunu aktarmada kullanılan tutsaklık sembolü iken gün batımındaki kızıl ışıklar iyi giden bir ilişkideki romantik sahnelerin tercihidir. Klipteki bu uyumsuz tercihlerin yansıması şarkının sözlerinde "sebepsiz yaşandım hazanda kar gibi" satırında da mevcut. Sonbahardaki kar neden sebepsiz olsun ki? Ayrıca klipteki patronun poz kesmelerini ve bahsettiğim sinematografik tercihlerin şarkının hareketli altyapısı da uyumsuz buldum. Hemfikirim. Ki bu zaten patronun sona ileride yaptığı şeyin özeti. Tüm bu eleştirilerden sonra basit kafiye tercihlerine değinmeyi de gereksiz buldum. Yeterince olumsuz özellik belirttim. Puanım 3/10.
İmza atıyorum. Direkt imza atıyorum. Senet çek. Zerli git direkt bir yerde adıma şey, banka falan hesabı aç bir şey yap. Niye adımı açıyor bu arada bunu bilmiyorum da bu saatte normal abi. 4 saattir bok gibi müzik dinliyoruz. Ama yani bugün kötü olmasına rağmen yine hani şey asla dinlemeyeceğim bir iş bu arada ama o kadar çok kötü şey dinledim ki böyle şey bir olumlu şey yaklaşmaya başladım artık. Böyle yakında Türkçe rap fanı olabilirim ben böyle. Gerçekten Zarya eksiksiz çok güzel yorum ya. Hayati bende de ben kendi cümlemi tekrar et desene demeyeceğim biraz sonra yani. Üç çok değil mi dedi Yasin. Yok ya bu kadar değil. Bu arada bu sefer beat'i beğendim. Galiba astral değil. Ya da yine Travis Scott. Yani. Miraç senin yorumun da güzeldi. Biz onu mikrofon kapalıyken yorumladık aramızda. Bayağı güldük ya. Senin yorumuna da çok güldük Miraç. Yani ama bugün mikrofon kapalıydı. O kulaklık çoğaltıcımız olmadığı için yankı yapmasın diye. Okuyayım tekrar. Hakkını vereyim o yorumu. Yani. Patronun acilen sevişmesi lazım dedi Miraç. Hatta biz hepimizin diye burada tekrar ettik yani. Uğur'a sökülmüş bir. Aa tamam. Bunu neden beğendim belli oldu. Yani eyvallah güzel. Ama beat'in hakkı bence verilememiş. Mesela bak bizim de Sürüyoruz Yollarının beat'ine Merce Freestyle yapmıştı. Hani şey değil kendisi keşfetmedi tabii ki. Hani ben siz chatten yazın hatta enstrümantalleri de siz seçin dediğinde. Hani kendi işlerinizi de gönderebilirsiniz dedi. Beğendiklerine giriyordu. Mesela beğenip girdi. Ben orada şeyden mutlu oldum. Abi beat'ime güzel rap yapıldı falan diye memnun oldum yani. Ki o parça bunun yanında bence yine hala iyi. Bizim o parça bayağı iyi bunun yanında. Ya orada şeyler sözler biraz çok cheesy. Evet. Çok cheesy line'lar var. Yine benim klasik cümlelerimden biri size oynuyorum. Yani markette kasiyer falan Fatih'in çok anlamsız line'ları yani anlatabiliyor muyum? Neyin shaming'i bu? Yasin bir yayında ne kadar kulağı vuvva bebe konuşamıyorum ben de. Evet, kulaklık evet. Çoğaltıcı denilebilirse o kadar denildi. Evet, son parçamıza geçiyorum. Ezel Allah'ından bul. Ben evet bu şarkılar için. Evet onu diyecek. Bu yayında dinlediğimiz bütün şarkılar için neredeyse bu cümleyi kuruyorum abi. Allah'ından bul hakikaten. Teşekkürler Ezel. Geliyor Ezel Allah'ından bul. Ya arkadaşlar normalde anketi falan açıyorduk da artık hepimizin akliye dengesinden şüphem var. Psikolojimizden şüphem var. Unutmuşuz kuvara bakmayın. Kusura bakmayın. Trompeti kendi çalmış. Doğrudur. Değineceğim. Aranjeyi beğendim. Prodüksiyonu beğendim. Enstrümanları beğendim. Trompet gibi. Sonunda ayrıca bir klavye vardı. Key. Hı-hı. Onları beğendim. Nakarat yakalıyor, evet. Afro trap'ten ziyade ben bunu daha çok reggaeton olarak değerlendiririm ama sanırım ya. Yani zaten çok yakın. Yani. Şey, akraba janralar zaten yani. Afro trap biraz reggaetondan doğdu zaten de. Bunu eski tip reggaetona daha yakın buldum ben biraz. Şimdi şey de geldi şu Murdasız Ezel, onu da... Evet, Murdasız Ezel daha güzel oluyor. Yani Ezel'in yanında biri olmadığı zaman çıkardığı şarkıların bence en az 6.5'u var. Yine ben yorumlardan biraz gideceğim, sonra eklerim. İlk olarak Zari'den yine alayım uzunca yorumladı. İki kişiden fazla yok dostum. Barı yok, yukarıda da başı var abi onun. Aa evet. Anlatılmak istenen konu bütünlükte işlenmiş. Sosyal medyadan aldığı türlü tepkilere cevap vermiş. Fakat ben seni bulmadan önce Allah'ından bul sözü şarkının havasına uymayacak derecede tehditvari bir cümle olmuş. Aynı zamanda cam gibiydim kırdılar beni keskinleştim oldum çok keskin tarzında basit satırlarda şarkıda yer mevcut. İki kişiden falan... Oha eşitlik var. Eşitlik var şu an. Bir yok sadece. Evet. 2, 3, 4, 5. %25. Mükemmel bir anket hakikaten. %25. Zari'nin yorumuna devam ediyorum. İki kişiden fazla yok dostum. Barı ise sanatçıların ticari başarı elde ettikçe çevresindeki insanlarla olan ilişkilerindeki yakınlık durumunu aktarırken sık sık yaptıkları gereksiz abartıları iyi örnek olur. Barı olduğu gibi kabul edersek Ars, Boogie, Ferro, Murda. Bunlardan ikisi dostu değil yani anlamı çıkıyor. Demiş. Altyapı kısmına gelirsek afrotrap tuttuğum bir tarz değil fakat kullanılan trompet beni yakaladı. Beni de şarkıyı birkaç kez dinlememi sağladı. İki kişiden fazla yok dostum. Bu okudu kaydı için oraya okudum. Pardon. Şarkıyı birkaç kez dinlememi sağladı. Afrotrap dinleyicileri de beğenmiş olacak ki şarkı şu an 600 bin dinlenme dolaylarında. Bir de birkaç hafta önce çıkan akapellasını bu şarkının reklam stratejilerinden birisi olarak değerlendirecek miyiz? Puanın 5.5 on üzerinden demiş. Ben... direkt bu şarkı planlanarak yapıldığını düşünmüyorum akapellanın ama tabii ki mantıklı bir yatırım olarak da böyle bir şey oldu o zaman neden olmasın ki de denmiş olabilir. Ya şey de var zaten silah müziken olamam terörist sözü de var. İkisini mümkün. Birleştirebilirsin mümkün yani. Mümkün. Afro trap kapatılsın yorumu var. Ben de bu Ezel'i dinlerken eskisi kadar keyif almasam da
Yani Murda'sız Ezhel'i dinlediğim için birkaç haftadır memnunum yani. Ama yani Ezhel'in kendi çıtasında ortalama bir parça buluyorum. Ben de hani 5.5-6 veririm yani. Ben 8'i var bende ya. Abi bir de bunlar müptezele devrim diyorlar. Yani neyi devrim? Devrim olması için çatır çatır rap yapmaları lazım. Hiçbir kalıp değişmedi. Sadece içine girenler değişti. Bunun neresi devrim? Şöyle. Ezhel müptezel albümünde yakaladığı ve sonrasındaki hapis mevzusuyla biraz ana akımda rap müziğin ses getirmesine sağladı. Yani. Hani yıllardır hani bizim normal yollarla bunu Ezhel kendi isteğiyle yaptı demiyorum orada. Özellikle burada bir parantez açayım. Normal sanatçılarımızın hani rap'i tanıtmak gibi bir hani Okan'a çıkıp rap'i tanıtmasındansa daha bir ana akıma hitap etmesini sağladı. O yüzden Müptezel'e devrim deniyor açıkçası yani. Müptezel albümü bu arada başarılı bir albüm ya. Yani şeydir, rapçilerin daha büyük para kazanmasının bir adımıydı Müptezel, ilk adımıydı. Yani. Ciddi hani globaldeki de yakın olmasa da hala Amerika'ya falan hani Avrupa sektörü içerisinde bizde eskiden en bilindik sanatçı 1000 liraya konsere çıkıyorken Müptezel'den sonra en azından doğru düzgün paralara konser yapılmaya başlandı. Bu yüzden devrim deniyor ona bence. Mesela bak... Ki güzel albüm bu arada yani. Deniz değil. Ensargon'un yazdığı mesela Müptezel ciddi yaşanmışlık evet, diyor. Evet, bu şarkıda da mesela hani önceki şarkıları Sina'dan böyle şey anlatıyor ya, yaşadığı bir şeyler, düşünceleri falan, o yüzden birazcık beni çekti. Yani mesela ortak albümde İngilizce, Türkçe, Almanca karışık bir şeyler vardı. Böyle ne dediğini anlamıyordum, takip edemiyordum falan. Evet. O yüzden ben sevdim bu şarkıyı. Yani ya, bak Miraç'ın beni daha güzel özetledi burada, Miraç'ın yazdığı şey. Müptezel endüstriyel olarak devrim tabii ki diyor. Yani. Evet, ben de Müptezel'e endüstriyel devrimden bahsediyorum. Biz hani çünkü sound devrimi baktığımız zaman hani bu güncel sound diyeyim buna. Hani çünkü trap kavramı çok kullanılsa da ben sevmiyorum pek. Hani kullanmayı, yanlış bir kullanım çünkü. Daha öncesinde de var ama o zamanlar Türkiye'de trap soundlar, güncel soundlar underground'da abi. O bahsettiğimiz şu an milletin gömdüğü dinozor rapi seviliyordu. Yani Joker seviliyordu özetle ya da yani, anladın mı? Bir de bazı şeyler vardır. Hani böyle tarihin akışında değiştiren bir olay olur. O olay 5 sene önce olsa hiçbir etki etmeyecektir. Şans yani, faktörü girer devreye. Birazcık orada şans faktörü de vardı yani. Ezhel albümü belki yani bak, başka bir zaman çıkarsa aynı etkiyi yaratmayacaktır. Sadece internet sitelerinden oluşan bir sektör. Ciddi manada, hatta sektör de demeyeyim ona, bir piyasa diyebilirim ona. Sadece internet sitelerinden oluşan bir piyasa ciddi anlamda gerçek müzik sektörüne girdi. Gerçekten müzik sektörüne girdi. Bu açıdan devrim yani. Ama tabii bunun da geçmişi var. Spotify'ın falan ki bu kadar popülerleşmesi, kullanılması. Yani belli bir sürecin ya, sonunda. Bir de şey de var abi, sadece Ezhel'le de sınırlı bu değil. Z kuşağı. Hani, hep derim 80 jenerasyonu için heavy metal neyse, 90 jenerasyonu ve sonrasında gelen 2000 doğumlu Z kuşağı için, Y ve Z kuşağı için. Yani rap müzik onların yeni metali. Onların ergenlikleri rap'le gidiyor. Şu an ana akım biziz. Bunun da etkisi var. Asla şey yapamayız. Yani çünkü bu jenerasyonun kendi ünlüleri var. Biz şu onu tanımıyoruz hala. Hı hı. Hani Berkcan Güven bilmem de bildiğin isimler ve tanımadığımız kadarı da var. Ben sokakta geçsem tanımam ama adam ünlü. Ve onlar da hani sadece rap parça çıkarmalarından bahsetmiyorum. Dinledikleri şeyleri atıyorum. Story bile aslında bir karşılığı var yani. Bunun da etkisi var tabii ki. Ha ama bu onları şey diye konuşma hakkı vermiyor. Biz olmasak yoktunuz falan diye böyle gaza gelenler oluyor ya böyle yani. Hani o şey artık. Ben YouTuber olduğumu unutuyorum sınırı o çünkü. Bak Halil'in yazdığı işte. Ezhel hapse girmeden önce de albüm zaten dinleniyordu. Evet abi de. Evet abi de şundan bahsediyorum. Sansasyon yaratmaktan bahsediyorum ben. Milyon görmek değil burada anlattığım şey. Sansasyon yaratmak. İşte ama o sansasyon yaratma kısmı başka. Müzikal devrim kısmı başka. İkisi birbirinden ayrı. İyi de ben şu an endüstriyel devrimden bahsediyorum tamam abi. Ben müzikalden gitmiyorum şu an. Şarkıdan iyice koptuk şarkıya. Bakayım. Kontkar için aynı şey geçerli Haluk yani. Burada şeyden bahsetmiyorum. Ezhel hapse girmeseydi ünlü değildi gibi bir geyikten bahsetmiyorum. Ben endüstriyel devrim kısmından bahsediyorum olayı. Evet parçalara 1 milyon olmuştu ama Ezhel'in magazin bazında önemli bir figür olması, her yaptığı hareketin sansasyon haline gelmesi albümle alakalı bir şey değildi abi. Bu hapis süreciyle başlayan ve tamam, ondan sonra Almanya'ya gittiği süreçle alakalı bir şeydi. Ya Ezhel'in medyatikliği, bu şarkıda şikayet ettiği medyatikliği, her yaptığım gözünüze bakıyor diye şikayet ettiği şey hapis süreciyle başladı abi. Yine Ali'nin dediğine katılıyorum. Bu devrimi de ilk başlatan günah benim aslında. Evet. O yüzden biraz dedim ya şans faktörü, o albüm belki bir sene önce çıksaydı bu kadar etki yaratmayacaktı. Çıkıntı evet yani endüstriyel devrim derken şeyden buradaki devrim her zaman olumlu bir şey değil bu arada, haberiniz olsun. Yani ya İran'da da devrim oldu. Ya en basit örneğini vereyim politik olarak giriyorsak. Yani bu neden böyle oluyor biliyor musun? Türkiye'de müzisyen yok abi rap camiası içerisinde. Bu kadar. Bu rezaletin sebebi bu. Bugün dinlediğimiz şeyin.
Ben sadece burada şeyden bahsediyorum hani. Müptezel albümünden çıktım ben. Ezhel'in şu an kendisinin de şikayetçi olduğu, memnun olmadığı, bu tüm gözlerin üstünde olması, her yaptığının bir sansasyon olması süreci hapisle başladı. Ben sadece bunu söylüyorum. Yani bu Ezhel'in kariyeri için çok ciddi bir ivme oldu. Hani Ezhel'in yaşadığı bir sıkıntıyken, bunun bir taraftan şu an pozitif yansıması oldu Ezhel'e. Tabii ki bu asla yaşadığı oradaki psikolojik travmayı kapatmıyor. Kaç ay kaldı çocuk içeride yani. O kadar kalmadı ya. Ay kalmadı. Yani. Bu arada şarkıyla ilgili şeyi de söyleyeyim. Bir yazıldı arada kaynadı o. Live session da var. Onu bunu da sanırım, dinledik abi. Live Station yok, artık benim kafam kaldırmayacak bu saatte. Dinleyelim diye yani. Onu da yanlış görmediysem, çünkü Türkiye'ye kapalıydı. Ben VPN'le girip baktım. Çok kısa dinleyip kapadım. Bunu söylüyoruz ama sıkıntı olmaz değil mi? Ne o? VPN falan. Yok. Almanya şeyinde çıktı galiba o da. Yine Live Station yine Almanya bazlı bir iş olarak çıktı. Yani şey değil, Müptezel zaten evet, hapis olunca önce milyon dinlendi ama sansasyonel bir figür olmak, bir magazin figürü olmak hapisle başladı abi. Yani. Şu an hani milyon barajını atıyorum, şey görmüyorsunuz, örnek vereyim 50 milyon dinleniyor ama Canbay ve Walker mekan çıkışında işte arabalarına inerken görüntülendi gibi bir magazin figürü olmadı çocuklar mesela. Öyle. Yani başka bir rapçiye şey görmüyorsun abi, hani mikrofon tutalım yanınızdaki hanımefendi kim, böyle bir şey hala görmüyorsun. Berlin'deyim şey. Live session. Ya onu da şeyden söyledim, hani geçen hafta konuştuk ya Almanya oynuyor. Ama Ezhel'in ise attığı story bile haber değeri taşıyor şu an. Bu işte o sansasyon yaratma olayı orada başladı. Ben bunu söylüyorum. Ve bu dediğim kötü bir şey ya da Ezhel'i küçülecek bir şey değil. İnsanların, rap dışındaki insanların da haber mantığı, magazin de sonuçta habercilik, haber mantığı ilgisini çekmesi bununla başladı bu. Bugün Yener Çevik'te 30 milyon izleniyor ama hiçbir haber değeri taşımıyor abi. Yani. Haber değerini rap sayfalarını sayıyorsanız hani haber olarak Instagram'daki dandik, yani orası için haber değeri taşıyor. Ciddi manada ana akım medya için haber değeri taşımıyor rapçilerin çoğu hala yani. Ezhel başardı, ben de bunu söylüyorum. Parça için dediğimiz gibi hani ben yorumladık değil mi? Unutmadım. Yok, çok eklenecek de bir şey yok. Çok da eklenecek bir şey yok ama yani günün en iyileri en kötüleri. Of çok zor bugün. Ben en iyisi bunu seçiyorum. Tamam. Net. Tamam. Ben bugün en iyi seçmeyeceğim abi, açık konuşayım. Ya çünkü şey var. Adil değil şu an. Yani. 50'de 2 falan gittik bugün çünkü. Yani ben bugün en iyi falan seçmiyorum ya üç, abi. 3 ya da 4 tane fena değil. Evet, Whitney Houston bugün dinlediğimiz en iyi parça benim için. Ben direkt Ezhel'i seçerim ya. Bir şarkıyı bayağı beğendim ben. Haluk gibi 10 vermem ama bir 8'i var bende. Evet, magazinsel anlamda mesela Norm da sansasyon yaratan bir isim. Yaptıkları konuşuluyor. Kötüyü de seçemeyiz ki bugün. Ben kötü için zorlayacağım. En çok neyde güldüm? Şahin'de Kalk'ta güldük yine. Gerçekten kötü. Başka bir haftadan gelen parçada güldük yine. Yani evet. Onu bence eleyelim. Vay. Ben bu hafta en iyi en kötü seçmiyorum abi ya, yok. Net seçmiyorum yani. Fikirsiz ağaç kakan taklidi, evet. Ben bu arada bir raid için biri var mı diye bakayım da, gerçi direkt kapatacağım muhtemelen ya. Mestefe varsa giderim de. Ha, Mestefe yayında, Mestefe'ye gidelim. Ben raid'i başlatıyorum. Tekrar bir vedalaşma konuşmamızı yaparız raid şey yaparken, sorun yok. Mestefe değil mi? Mestefe TV diyor direkt. Evet. Ay, emin değilim. Evet evet evet. Abi raid'e katılın. Zaten çoğunuz buradan Mestefe'ye gideceksiniz muhtemelen. Yarın yayınım olmaz. Pazar günü The Craze var. Blues konuşuyoruz. Hazırlanıp gelin derim. Güzel müzik dinleyeceğiz. Haluk, Among Us için bize bir 4 saattir yayındayız. Bir yarım saat falan verin abi. Bu sırada Discord'da toplanmaya çalışın. Biz dahil oluruz oraya Mali ile. Anlaştık. Olabiliriz. Söz vermeyelim. Evet. Ya çünkü ben daha yayın tekrarını falan indireceğim. Daha onun zamanı var. Evet. Evet Zari, o da mümkün. Ya netteye girmezsek de eğlenemeyeceğiz ya. Bilmiyorum. Neyse. Öpüldünüz. Görüşmek üzere haftaya. Evet. Yine burada unutmadan ekleyeyim. Pazartesi de şey var. Haftalık global var. Yine güzel müzik dinleriz. Gelin abi. Haydi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.